sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydı. Ay, kızlarınızı buldum. İyi ki buraya gelmişim. Çok samimi söylüyorum. İyi ki siz varsınız. İki buçuk yıldır haber alınamayan bir kadın. Yaşadığına dair ne yazık ki hiçbir iz yok. Şüphelerin odağında iki erkek. Bir tanesi ayrılmak üzere olduğu eşi. Ben nereden kayboldu, nereye gitti, ben onu ne bileyim. Senden başka kimse şüpheli değil benim gözümde. Fazla dedim konuşma, ki... bir dakika konuşma. Diğeri de Bayram. Evinin yakında bir yere bıraktım. Oraya bıraktım demedin ki bana. O yalan nereden çıktı? Beyefendi diyor ya, Çakal Deresi tarafı, oradan acı acı çığlık sesi gelmişti. Orası o kadar öyle büyük yer değil, herkes acı acı çığlık atsın. Saliha Çalışkan'ın şüpheli kaybı az sonra Müge Anlı'da. 29 yaşında Murat ve 36 yaşında Soner. Benim oğlan çarşamba akşamı telefona sıfır kapattı. Fatih kapıdan götürüyor, yeğenlerimiz görüyor götürdüğünü birebir. Sonra telefonları da ulaşamadı. Kapandı. Garip bir infaz listesi. Kim var başka bu listede? Soner, Murat, ben, Nazım diye biri var, Arif diye biri var. Bir suç makinesi. Kafam atıyor demiş, katliam yapıp nam mı yapacağım Honaz'da demiş. Firari bir şüpheli. Fatih demiş ki saklanıyorum. Diğerlerini temizlemeden teslim olmuyor. Buyurun işte. Kayıp gençlerle ilgili sıcak gelişme... Az sonra Müge Anlı'da. 55 yaşında 5 çocuk annesi. Ailesinin söylediğine göre evinden terlikleriyle çıkıyor ve bir daha kendisinden haber alınamıyor. 7,5 aydır kayıp. Saat 3'te uyandım ben, o zaman yatıyordu. 4'te uyandım, yanındayım. Kafatası ve kemikler ona mı ait? 7,5 ay sonra bir çoban efendim bir kafatası buluyor köpeği yine. İlk aklıma gelen oldu. İki kemikli biz bulduk. Acaba birisi bir şey mi yaptı da oraya atıldı diye düşünülüyor. Hedef şaşırtma mı? Ben Bursa'nın içinde ve Keles bölgesinde bazen de Soma kısmında gezdiğini görüyorum. Hezeyan mı? Siz Kamil'e annen bir adamla kaçtı Çanakkale'ye dediniz mi? Dedim. Soma'da değil miydi demin bu kadın? Şimdi Çanakkale'ye bir adamla mı kaçtı? Hangisi yani? Akila'ya ne oldu? Az sonra Müge Anlı'da. Sirkeci tren garına terk edilmiş 3 aylık bir bebek. Yanına bir şişeyle süt bıraktım. Çocuğumu oraya bırakmak zorunda kaldım. 32 yıldır süren bir öykü. O resmiyle yattım, o resmiyle kalktım. Gecelerim hep oğlumla ağlayarak geçti. Bitmeyen hasret. Dünya gözüyle de bir kerecik görmek isterim yani. Şükran Sakin için mucize gerçek olacak mı? Az sonra Müge Anlı'da. Biri 13 yaşında. Kaybolduktan sonra annesi evde bir not bulmuş. Beni aramayın, polise de haber vermeyin. Diğeri 17 yaşında. Kaybolduğu gün annesine staja gideceğim diyor. Annesi onu hastanede sanırken okul müdürü arayıp diyor ki Ezgin staja gelmedi. Endişeli aileler. Şunu o taktı kolumu. 3 günden beri kolumdan çıkarmıyorum. Onun eli değil. Korku dolu bekleyiş. Kayıp kızlarla ilgili sıcak gelişmeler az sonra Müge Anlı'da. Hep daha çok el ele vereceğiz. Toplumun iyi insanların sesi çok daha gür çıkacak. Kötülükler var ama iyi insanlar da var. Yıkılmamak lazım olaylar karşısında. Ayakta durup ben bunun üstesinden gelebilirim demek lazım. Kuralları biz belirleyeceğiz. Karşı taraf değil. Biz bir arada güçlüyüz. Geçirmenizi diliyorum hep beraber. Çok teşekkür ediyorum. Efendim. Önce sevgili arkadaşım ATV kahvaltı haberleriyle her sabah evlerimize konuk olan
Sevgili Nihan Günay'ın doğum gününü kutlamak istiyorum. Nihan'cığım iyi ki doğdun, mutlu yıllar. Az önce yayını ondan devraldık. Bugün doğum gününde etkisiyle böyle başka bir neşeli, başka bir güzeldin canım benim. Pamuk gibi bir kızdır. Çok severiz biz onu ailece. Hayırlı yaşları olsun evladıyla, eşiyle. Ve hediyelerimden bahsedeyim hemen. Tekerlekli ve akülü sandalyelerim. Osman Günay, Emine Alıcı, Eren Osmanoğlu, birer tane manuel. Hacer Yılmaz, Aynur Kubilay Cinci, Hülyamin Bulgurlu, ikişer tane manuel tekerlekli sandalye, Esra Eser Lalancı, Hacer Ersoy, Rabia Kısat, birer tane akülü sandalye ve Dincer Azapan da 5 tane akülü sandalye gönderdi. Dincer Azapan, sezon başından beri bu 15 tane akülü sandalye oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Dinçer, rekorunu kır inşallah. Akülü sandalyelere daha çok ihtiyacımız oluyor. Efendim, vallahi az veren candan, çok veren maldan. Allah herkesin hayrını kabul etsin. İnşallah bu hayırlar da sağlık olarak izleyicilerimize geri dönsün. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi önce güzel güzel haberlerim var. Önce 14 Ekim'de kaybolmuştu 17 yaşındaki kızımız. Ailesi programdaydı. Programdan çıkar çıkmaz 3 gündür kayıptı kızımız ve ailesi, ben size söyledim ama dedim ki üzülmeyin. Programdan çıktık, 3 dakika sonra aradılar. İşte o görüntüler. Annesi de havalara uçtu. 14 Ekim günü İstanbul Beylikdüzü'nde kaybolan 17 yaşındaki lise öğrencisini aramak için katılmıştı programımıza anne Mesude ve abla Damla Baştürk. Aslında yani bu çocuk da biraz kızmış gitmiş. Sağlık Meslek Lisesi'nde son sınıf öğrencisi. Kaybolduğu günde annesine staja gideceğim diyor. Annesi onu hastanede sanırken okul müdürü arayıp diyor ki Ezgünur staja gelmedi. Bunun üzerine annesi de Ezgünur'u arıyor neredesin diye. O da demiş ki yine staj diye. Aralarında bir tartışma çıkmış. Bu tartışma üzerine de Ezgünur beni rezil ettiniz deyip telefonu kapatıyor. Bir daha kendisinden haber alınamıyor. Anne de diyor ki arkadaşları bilir, lütfen bizi arayın, söyleyin. Çok haklısınız Ezgünurcuğum, annen perişan. Tabii ki arayacak, tabii ki nerede olduğunu soracak. Sen de annene doğrusunu söyleyeceksin kızım. Kusura bakma, neredesin sen şimdi? Ara kızım anneni, buluruz onu, üzülmeyin. Şimdi arkadaşlara da konuşuruz. Yanında tutan bir arkadaşı da varsa lütfen bizi arasın. Yayınımızın hemen ardından anne ve ablayı mutluluğa boğan o güzel haber geldi. Küçük kızı artık güvendeydi. Sevindiniz, mutlu oldunuz. Çok mutluyum, çok mutluyum. Otur bir saniye. Su iç. Müge Anne'ye çıkacağım. Müge Anne'ye çıkacağım. Bak ben Müge Anne'ye çıktım. Onlar korktu, Müge Anne'ye bulacak dedim ben onlara. Nerede? Bulacak dedim. Götürüyor mu abimiz? Buraya mı geliyorum? Gideceğiz, sesi mi alacağız? Nerede Ezgi? Ezgi nerede? Ben Müge Anlı'dayım. Benim çocuğumu versinler. Ben Müge Anlı'dayım. Bekleyeceğim. Müge Anlı'ya çıkacağım dedim. Bak teslim etmediler. Müge Anlı'yı duydular. Nasıl teslim ettim? Beni ilgile gitmesin de göreyim. Gitmesin de göreyim. Ben Müge Anlı'dayım. Onlar zaten iletişimde geçti ki. Bu saatten sonra onu ilgilendirir. Getirin. Getir Ezgi'yi bana hadi. Çabuk. Çabuk olun. Kimim? Getireyim anne, onu söyle bana. Oh. Karakoldan babam teslim alacaklar. Babam arıyor. Baba. Ben onlara dedim. Müge Anlı'ya çıktı. Müge Anlı sayesinde bulundu. Ben onlara dedim. Ben dedim Müge Anlı bulacağım. Ondan sonra Allah razı olsun. Müge Anlı buldu. Onu gördüler. Korktular. Bilirim ben. Korktular. Ondan sonra buldular. Karakola gidecekmişiz galiba. Teslim alacakmışız. Çok şükür ya. Dedi ki ben yerini bilmiyorum. Şimdi Müge Anlı'ya çıktım. Ekrandan beni gördü. 3 dakika sonra aradı. Biz karakola gidiyoruz Ezgi'yle. Ezgi'yi hemen nereden buldu 3 dakikada? Müge Anlı'ya çıktığımı gördü, aradı. Böyle beklemedi, bu kadar kısa zamanda olacağını beklemedi. 3 dakika sadece durduk. 3 dakika, gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz, çok sağ olun. Keşke bugüne kadar çıksaydı. Kızımın şeyleri, anne dedi gidelim en güzeli Müge Anlı dedi. Hadi dedim gidelim. Biliyorum 3 dakika sonra da bulundu. Allah ayırmasın bir daha. Amin. Amin. Çok şükür. Ekibimizle birlikte hemen yola çıkan aile kızlarını teslim almak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çocuk büro amirliğindeydi. 3 gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisi yayınımızın hemen ardından bulundu. Beylikdüzü Çocuk Şube tarafından ifadesi alındı. 3 gün boyunca akan gözyaşları yerini koca bir mutluluğa bırakmıştı. Kızlarıyla birlikte polis merkezinden ayrılan ailenin yüzü gülüyordu.
Önce küçük kardeşine sıkı sıkıya sarılan Damla Hanım bu kavuşmanın mimarına teşekkürü ihmal etmedi. Çok teşekkür ederiz. Biz 3 gündür arıyorduk zaten. Hiçbir şekilde geri dönüş alamıyorduk. Gerçekten 3 dakikada bulduk. Şaka değil yani. Bu da Müge Anlı sayesinde oldu. En başından beri bunu söylüyordum. En sonunda yaptık. Sağ olsunlar, çok yardımcı oldunuz siz de bize. Her şey için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz Müge Hanım'a buradan. Çok sağ olun. En çok sevinense kızı kaybolduktan sonra gecesi gündüzüne karışan anne Mesude Hanım'dı. Ben 3 gündür aradım. Ben gece gündüz uyumamıştım. O kadar yere gittim, aradım, bulamadım. Müge Hanım'a çok teşekkür ederim. 3 dakikada buldu bana. 3 dakikada iyi ki geldim. Her şey için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Canlarım benim ya. Gözünüz aydı. Bir şey söyleyeceğim. Cuma günü ekrana çıkan anneyle dün pazartesi günü ekrana çıkan annenin fotoğrafını yan yana getirin. Evet. Yani çocuklar nasıl izliyorsunuz annenizi? Zaten Ezgi bir inat uğruna gitmişti. Şöyle tabii çok sevindiler. Ezgi'nin iki arkadaşının yanında olabileceğini düşünüyordu ailesi. Aynen. Burada yayında söylesen gerçekten de sizin düşündüğünüz ailenin yanında çıktı. Onlar da yayında anneyi görür görmez çocuğu hemen teslim ettiler. İyi de bunlara hiç gerek yok. Yani böyle yardıma da ihtiyaç yok. Aynen. Her koyun kendi bacağından asılır. Evet. Çocukları alıp da öyle ben bakarım, ben yanımda barındırırım falan demek yok. Çocuk aynen çocuktur. Çocuğun aynen yeri de anne, ailesinin yanıdır. Gözünüz aydın. Siz burada sevindiniz, biz karşı tarafta sevindi. Ya nasıl sevindim diyemem sana. Yüzümüzü güldürdün. Çok teşekkür ederim Müge Hanım. Gerçekten. Ya etmişsin zaten defalarca, kıyamam. Gerçekten ya. Çok teşekkür ederim. Çünkü ben nerede olduğunu biliyorum. Yani en azından tahmin ediyorum ve %90 orada olduğunu biliyorum. Ama arıyorsun, söylemiyorlar. Ve ilk gün ben polis karakola gittim. İfademi verdim. Şüphelendiğim kişiyi söyledim. Onları çağırdılar. İfadesinde diyorlar ki biz yerini bilmiyoruz diyorlar. İki gün onlar da kalmış zaten. Ben buraya çıkınca ben onlara dedim bakın. Ben Müge Anlı'nın programına gitmeden çocuğu teslim edin, sizden şikayeti de olmayacağım dedim. Yeter ki benim çocuğumu verin, benim çocuğum daha 16 yaşında. Ondan sonra onlar buraya geleceğimi tahmin etmediler galiba. Ben buraya geldikten sonra biliyorlar ki her halükarda bulunacak. Hemen yani buraya geldim, 3-4 dakika sonra bulundu. Götürmüş Beylikdüzü Karakoluna teslim etmişler. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Beylikdüzü Çocuk Şube'ye de. Kızımız zaten ailesinin yanına dönmek istedi. Dediğim gibi biraz böyle okul ve staj tartışması yaşanırken evet. Ben de böyle gideyim demiş. Gitmiş kız arkadaşın yanında kalmış. Amaç aslında anneyi üzmek. Aynen. Ama evet. Tamam da o çocuk öyle düşünür de yani diğer yetişkinlerin buna aynen müsaade etmemesi lazım. Aynen öyle. O anlamda sizi çok iyi anlıyorum. Ama onlar da sağ salim bakmışlar, en azından sahip çıkmışlar. Hani ben sonuca da bakarım. Doğru değil yaptıkları ama sonuçta hani kızın başına bir şey gelmemiş. Bu da önemli bir şey. Hani o anlamda hani kızgınlığın biraz da geçsin diye söylüyorum. Ama doğru değil yaptıkları. Ama Müge Hanım şimdi şöyle tabii ki hani kızgınlığım geçsin, hala geçmedi. Çünkü niye? Hayır, hani bir ben arayıp haber vereydiler. Mesela şunu yapabilirdi. Ben o karşı tarafa şunu söyleyeyim. Hepimizin çocuğu var. Onların arkadaşları var ve çocuklarımızın arkadaşlarını da seviyoruz. Kız erkek. Şimdi yıllardır beraber olduğu arkadaşlar var. Ama şunu yapabilirdiniz. Ya arardınız anneyi. Derdiniz ki Mesude, senin kız benim yanımda. Evet. Dur çok kızgın. Sen de şimdi sana söylediğimi de söyleme. Ben onu bir rahatlatayım. Aynen öyle. Ondan sonra ben onu sana göndereceğim. Kızı da alırsın karşına, oturursun, konuşursun. Annene bunu yapamazsın dersin, teslim edersin. Aynen. Bu işte yetişkinlik demektir. Yani yetişkin insan, yetişkin anne baba böyle yapar. Evet. Ama şimdi 16 yaşında kızın sözüne güvenip anneyi 3 gün perişan edip televizyonlara çıkarttırırsan o olmaz. Dediğim gibi tabii sağ salim bakmışlar. Hani o anlamda teşekkür ediyorum ama yapılması gereken benim anlattığım gibi. Çünkü suç. Ayrıca suç bir de arkadaşlar. Karşısında da kalkıp biz iyilik yapmak istedik, alıkoyduk, misafir ettik demekle kurtulmazlar. Evet. Kanunumuz o yaştaki bir çocuğu alıkoymanın cezasını ortaya koymuş. Yani hanım kızımız ben kendi rızamda orada kaldım dese dahi onu alıkoyanlar cezadan ve suç işlemiş olmaktan kurtulamıyorlar. Yani biraz aynen idare etmek bunu lazım. Bunu bir düzgün söylüyoruz yani. Yani evet, biraz idare edeceksiniz. Biraz evet araya girmek istiyorsunuz. Dediğim gibi sağ salim baktığınız için teşekkür ederim ben Müge olarak. Ama keşke az önce dediğim gibi davransaydınız. Anneyle bir arasaydınız. Yapmak lazım. Tabii kıza da söylemek zorunda değilsiniz. Adı üzerinde onlar çocuk. Çocuk.
Onlar çocuk. Çocuğu yetişkinlerin idare etmesi lazım. Aynen öyle. Ne yaptınız sonra geldi? Ne yaptı? Aldık. Tabii benden çekindiği için beni istemedi ilk önce. Korkuyor. Ondan sonra dayısına gitmek istedi. Şu an dayısıyla kalmak istedi orada. İyi çok şükür. Aman iyi, iyi. Halledersiniz yani. Siz şimdi. Çok şükür kavuştuk. Ablasıyla gayet iyi görüşüyorlar. Abla da sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Gözünüz aynı. Gayet. Müge Hanım. Size gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki böyle bir program var gerçekten. Sağ ol canım. Yani benim. Olmasaydı böyle bir program olmasaydı gerçekten yani tamam belki bulunacaktı ama ne zaman bulunacaktı? Ben iki gün, iki gece yani benim çocuğum dışarıda. Ben sabahlara kadar çocuk aradım. Kalbin sıkışıyor değil mi böyle insanın kalbi sıkışıyor yani. Tabii ki. Ya sabahlara kadar gece gündüz o iki gün iki asır geldi. Buraya gelmem mi gerekiyordu? Biliyorsun, biliyorum çocuk sende. Ver bana çocuğumu. Evet. Hani bana bu işkenceyi etmenin bir anlamı yoktu. O yüzden size çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Gözünüz aynı. İnşallah bundan sonra da daha sizle oturup konuşarak bizi de izlediğini biliyorum. Yaptığın doğru değil yani. Anneden babadan bu şekilde evden gidilerek intikam alınmaz. Bu doğru bir şey değil. Onun da altını çizeyim. Sağ salim bulunmasına çok sevindik. Ama oturup bir uzmanla da konuşup belki götüreceğim. Nasıl konuşmanız gerektiği. Bazı çocuklarla farklı konuşmak gerekiyor. Biz buradan görüyoruz. Evet. Bu şekilde konuşmak önemli. Şimdi. Müge Hanım affedersiniz. Ben buyurun. Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi bu kardeşimiz sağlık meslek lisesinde okuyor. Ve yarının sağlıkçısı olacak. Daha doğru kararlar vermesi gerekir değil mi? Kesinlikle. Tabii ki. Evet, hocam. Yani daha sağlıklı kararlar vermesi evet. gerekir. Yaş, çocuk yaşı diyoruz 16-17 ama yani neresinden bakarsak bakın insan hayatı hakkında kararlar verecek olan bir mesleğin üyesi olacak. Evet. O yüzden daha sağlıklı kararlar beklemek lazım onu. Aynen öyle. Efendim güzel bir haberim daha var. Annesi Saadet aramızda. Saadet'in de gördüğünüz gibi yüzü gülüyor. Çünkü onun da 13 yaşındaki kızı bulundu. Emre'cim senden rica ediyorum lütfen. Bize böyle bir ara şu annelerin bir geldikleri zamanki yüzlerini bir de çocukların bulundukları zamanki yüzlerini yan yana koy bir bant hazırla. Şimdi mesela programda hep böyle güzel gitse benim de günüm çok güzel geçiyor. Böyle üzüntülü üzüntülü olunca benim de günüm çok güzel geçiyor. Çünkü bir enerji yayıyoruz etrafa. Boynum büküktü, kamburum çıkmıştı. Gayet dik, mutlu, gülerek nefes alıyorum. Kızım geldi, nefesim geldi. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Aynen. Allah hepinizden razı olsun. Mevlam hiçbir zaman darda koymasın. Aynen. Sizleri, ekiplerinizi, emniyet güçlerimizi Rabbim hepinizden razı olsun. Çok mutluyum, keyifliyim. Nefes alıyorum, nefes alıyorum. Şuramda bir yumruk, 3 gün ben nefes alamadım. Ölüyordum, ben dedim artık tamam bittim ben, tükendim. Ama şu anda nefes alıyorum. Yani ciğerime nefesimin gittiğini hissediyorum. Kızımın nefesini ne zaman şuramda hissettim ben? Tamam dedim Allah'ım şu anda benim canımı alabilirsin. O kadar mutlu oldum ki şu an yere göğe sığamıyorum. O zaman ölüyordum, yerin dibine giriyordum. Evet. Şu anda göklere çok sığamıyorum. Çok perişanım. Allah hepinizden razı olsun. Kurban olduğum Mevlam hiçbir zaman sizleri darda koymasın. Efendim hiçbir biliyorsunuz zaman. Bu çocuğumuz da 13 yaşında. Tam anlamıyla çocuk. Şimdi evden giderken annesinin böyle bileziklerini falan da almış götürmüş. Dedi ki 10 bin lira değerinde. Bak şimdi nerede bulunuyor hepsi, biliyor musun? Hepsi feda olsun. Canı sağ olsun. Kızım ya, mutlu buldum ya ben onu. Sağlam ya, buldum tabii, ya. Tabii bak düşün şimdi aslında cuma günü ben sana dedim ki bekle. Çünkü birkaç tane arkadaşıyla yazışmış. Ondan sonra bak onların ailesi ne kadar doğru davrandılar. Dedik ki dur hiç bozmayın. Size gelirse hiç bozmayın. Haber verin biz hemen devreye girelim. O yüzden yayında da söylemedik belki bizi izliyordur diye. Efendim çocuk cumartesi günü Çağlayan'da yine 15 yaşında bir başka çocukla parkta oturup meşrubat içip çerez piknik yerken polis tarafından bulunuyor. Oturuyorlar. Almış ya bozmuş ya bir de ne güzel meşrubatını almış çerezini de almış parkta oturuyor. Polis almış ne yapıyorsunuz? Dedim ki macera yaşamak evet, istedim. Evet macera istemişler kendilerini. Macera yaşamak istedim. Tabii o macera senin gerçekten hani hayatına mal oluyordu. Canı sağ olsun. Ondan sonra bir de ne yapmış biliyor musunuz? Gitmiş annesinin takılarını bozdurmuş ya. Tabii aldı bu meşrubatları falan demek. Sonra anda pişman olmuş. Gitmiş tekrar kuyumcuya. Annesine de 2 tane bilezik almış.
bozdurdum paranın geri kalanıyla. Pişman oldu. Pişman da olmuş. Vicdan yapmış kendine. Yüreğini soğuttu. Çok merhametli benim çocuğum. Çok duygusal. Mutlaka. İki tane bileklik onun yerine almış getirmiş. Benim koluma taktı. Yani kendi yüreğini soğutup beni üzmemek için, gel giderken bile üzmemek için uğraşmış çocuğum. Şunu ben ya öpe kokluya sarılarak yaşadım. Onunla dolandım ben. Çocuğumun eli buna değdi. Onu bu taktı diye ben kolumdan o günden beri çıkarmadım. Yani barış çubuğu uzattı size. Ya gitmiş parayla iki tane de almış bilezik getirmiş ya. Kıyamam ya, bildiğiniz çocuk bunlar ama işte macera yaşamak istedim. Vallahi işte macera dediğin. Öyle her zaman sonu iyi gitmiyor. Neyse bizim iki kızımız da iyi gitti en azından bu macera. O yüzden mutluyuz. Gözümüz aydın olsun. Ve efendim biliyorsunuz geçtiğimiz salı günü kaybolmuştu Sevde. Babası stüdyomuza gelmişti. Onu da babasına hemen kavuşturmuştuk. Sonra cuma günü yayınımızı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yetkililer aradı. Dediler ki Sevde aslında mahkeme kararıyla bizim gözetimimizde. Biz onu ailesinin yanına izinli göndermiştik. O sırada kaçmış. Bizim onu almamız lazım. Sonra hemen Eyüp Sultan İlçe Emniyetine bağlı çocuk şube büro ekipleri geldi. Onları da bir kez daha buradan kutlamak istiyorum çünkü gerçekten çok düzgün çalışan çok iyi bir ekip. Ben de tanıma fırsatı buldum. İki tane genç polis arkadaşımız geldi ve ben de önce dedim ki bari bir Sevde ile konuşayım da dedim hani polisleri görünce kız korkmasın yaşı küçük. Sonra Sevde'yi buldum. Ya Sevde'yi ben çok aklı başında buldum. Ve çok üzüldüm. Çok güzel bir kız. Çok aklı başında bir kız. Okumak isteyen bir kız. Oraya mı gideyim, buraya mı gideyim, anneme mi gideyim, babasına zaten kalabilecek durumu yok. Ona da söyledim. Kızım dedim ya hani böyle bir imkanım var. Sordum yurttaki imkanlarını. Koronadan dolayı evet daha kapalı hissediyorlar kendilerini ama tabii dışarı hani hastalık bulaştırmasın diye hepimizin evde yaşanan şeyleri yaşanıyor. Evet. Dedim ki ne olur kal dedim ya. Kal yurtta da iki senesi var liseyi bitirmeye. Üniversiteye gir, devlet memuriyetinin hakkını kazan. Girersin böyle bir üniversitede çalışırsın. Sen de üniversiteye girersin. Çok aklı başında buldum. Bana söz verdi. İnşallah üniversiteyi kazanacak. Bize de gelecek. Öyle ümit ediyoruz o zaman. Böyle onunla uzun uzadıya konuşmak istiyorum yayında. Yani yayınımız olursa yayında, yayın olmazsa başka türlü ama çok aklı başında bir kız. Yazık ki sahip çıkılamamış o çocuğa. Dosyayı da aldım, inceledim. Cuma günü ailenin bir takım iddiaları vardı. Bakın arkadaşlar şimdi hani bizim bir takım şikayetlerimiz oluyor ama biz o şikayetleri savcıya ya da hakime tam anlamıyla anlatamazsak onlardan tam anlamıyla bir cevap bekleyemeyiz. Hani sadece o kadar söyleyeyim. Şimdi ben o dosyayı alır burada 3 gün, 1 hafta, 10 gün, 20 gün de konuşurdum ama çocuk için konuşmak istemiyorum. Yani şimdi çocuk için uygun olmadığı için konuşamıyorum ama çocuğa sahip çıkamamışsınız. Böyle bir şey yok. Bu kadar böyle kalabalık yaşayacağız, akrabalarla yaşayacağız, onunla bununla yaşayacağız diye çoluğumuzu çocuğumuzu perişan edemeyiz. Önce çocuğumuz gelir. Sonra amcamın oğlunun dayısının bilmem nesinin baldızının komşusunun gelini. Ya geçin bunları ya, geçin bunları yani. Herkes kendi çocuğuna sahip çıksın. Evet. Sürekli de beraber olunmaz ki. Yani sürekli ya bak, de iç içe olunmaz bir ki. Bir de akrabanız olsa dahi baktınız ki bir tehlike geliyor, bir risk faktörü var. O zaman ondan hemen uzaklaşacaksınız. Uzaklaşacaksın yani böyle gerekirse şeyde bakmayacaksın de yaptığı yani. Bir suçsa yasalar önünde de o da mutlaka verecek cevabını. Yani işte suçunun yani, karşılığının şimdi, cezasında çekecek. Ama bütün mesele yani. O yakınlaşmanın iyi niyet yakınlaşması olmadığını, onun altında kötü niyetlerin beslendiğini bilebilmek. Şimdi umumiyetle çocuklar yakınlara karşı hep iyi niyetle onların böyle koruyucu yakınlaşmalarını dikkate alıyorlar. Kötü niyetlerini bilmiş olsalar büyük bir kısmı belki de uzaklaşacaktır. Rahmi, ama işte acı. Amca, dayı, evet. Yeğen, bilmem komşu, baba dostu, ana çok dostu. Çok acı ama kural konulacak. O kuralı da kimse bozmayacak. Evet. Yani kız çocuğu kimsenin kucağında oturmaz mesela. Evet gayet anlatabiliyor tabii. Muyum yani? Oturmaz. Vallahi hani hiçbir çocuğa yakınlaşmaya müsaade edilmeyecek. Kimse anasının babasının hayrına kalkıp ona bir hediye almaz. Ona el uzatmaz, yakınlaşmaz.
altında bir kötü niyet var demektir. Vallahi herkesin kendi çocuğu var. Herkes gitsin kendi çocuğuyla ilgilensin. Artık burada da koruma kollama görevi anne ve babanın. Bunlar anne ve baba görevini yapacak. Özür dilerim. Bunlar tamam. Baba zaten da hala anne de baba ayrılar. Yok değiller. Bu olaylardan dolayı ayrılar. Tamam yani aklı başında davranabilmiş değil anne baba. Evet. Yani değiller. Hani onlar kenetlenmeleri de... gereken bak, yerde çocuk, neyse, çocuk şimdi... aklı başında Müge Hanım'ın dediğine hocam, göre. Hocam çocuk bu kadar kaçan kız gördüm. Aklı başında. Gerçekten hani tap olsa tap 1'e koyarım yani. O kadar kızla konuşunca o kadar hoşuma gitti ki hani bakarsın da birine ne kadar hanım dersin. Hani bir de bir şey vardır bir. Asalet bir natura var ya hani evet. Mesela. Kız öyle bir kız. Yani, ben o kızın okuyacağına inanıyorum. Sevde okuyacaksın burada, bak söz verdim bana sözünü. Yanlış davranan anneyle baba. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte her hayatta demek ki her şey bir arada yani, olmuyor. Yani biraz önceki ailelere de ben bunu söylemek isterdim. Yani... çocuklarınızda eğer böyle bir sorunu varsa aranızdaki diyaloğu lütfen iyi tutun. Çocuklar size fikirlerini söyleyebilsinler. Biz nerede hata yaptık diye bir iç sorgulama yapın. Yani ne oldu da benim kızım gittiği bir düşünürseniz onu mutlaka bir şey bulursunuz. Zaten anneyle babayla çocuk arasında o diyalog kurulabilse... Birçok mesele halledilecek. Tabii. Betene mesele o diyaloğun kurulabilmesi. İşte diyalog kurulsun da işte şey anlattı mesela. Diyor ki hani eskiden bırakıyordum gene alışveriş evet, merkezine. Evet. Şimdi korona var gitme diyorum diyor. Yani tek sebebi hani şey tek yapamıyorum sebebi şimdi bu bir yaş grubu da hocam ne korona anlıyor ne hastalık anlıyor ne bir şey anlıyor. Anne diyor ki aman hastalık bulaştırma. Bu tabiatı o diyor ki gereği, illaki gideyim. Bu tabiatı gereği 13-15 yaşında. Zaten biraz onlar aykırı da davranabilir istiyor, çocuklar. Evet. Biraz farklı bir fikre sahip olabilirler. O zaman yapılacak şey şuydu. Kızım git ama şu tedbirleri al. Evet işte. Başka şu tedbirleri bir şey al demek lazım. Bir arkadaşımın kızı diyor ki ben işte kaçmayayım falan diyorum. Diyor ki Müge abla kaçarsam diyor bir tek sen seviyorsun ya diyor. İngiltere kraliyet ailesine kaçarım diyor. Prens Charles'ın çocukları falan varsa ben Prens Charles diyorum. Dedim ki vallahi oraya da kaçma. Ondan sonra gelir seni orada bir döverim. Hiç kraliyet olalı böyle dayak görmemiş olur sarayda. Ondan sonra yok çocuklar yok yani şakası bir yana. Aman yani annenin babanın ne kadar mutsuz da olsanız annenin babanın yanından daha güvenli evet, bir yer yok. Tabii işte yani Sevde'nin olayı daha farklı ama ben tabii genel itibariyle konuşuyorum. Onlar aykırılık. Ve efendim 1988 yılında Sirkeci Garı'ndaki bir trenin içine bırakılan... 3 ay 22 günlük bebeği aramak için biliyorsunuz Şükran Hanım stüdyomuzdaydı. Bir hatırlayalım. Şükran Saki'nin buruk hikayesi 32 yıl önce 3 aylık oğlunu İstanbul Sirkeci Garı'na bırakmasıyla başlamıştı. 23 Ekim 1988'de annemin evinden annem ve onların köylüsü Emin diye bir beyefendi vardı. Onunla beraber Küçükçekmece'de tren istasyonuna geldik. Oradan trene bindik, Sirkeci'ye geldim. Baktım hiç kimse kalmadı. Trenin koltuğuna yanına bir şişeyle süt bıraktım. Pembe kazağı vardı, sarı pijaması vardı, pembe şapkası vardı. O şekilde çocuğumu oraya bırakmak zorunda kaldım. Çok zor bir hayat yaşadığını anlatan Şükran Hanım, hiç istemese de minik oğlunu terk etmek zorunda kalmıştı. 16 yaşında evlenmek için... Evden kaçıyor. Kenan isminde biriyle karşılaşıyor. İşte bizim aradığımız çocuğun babası. Kenan'ın da çok iyi değilmiş annesinin durumu. Sivas İmranlı'ya gitmişler. Bebek dünyaya gelmiş. Şükran Hanım oğluna Hasan adını vermiş ama tabii kimlik de çıkartamıyor. Zaten ne kimlik kimliği var, ne evlilik var, ne baba var. O da askerde. Şükran da bebeğini alıp annesiyle üvey babasının yanına gitmiş. Tekrar evet oraya dönmek zorunda kaldım. Diyorsun ki annem bebeği evde istemedi. İstemedi. Bana diyordu git camiye bırak. Dolaşıyordum akşama kadar çocuğumla. Aç perişan, çocuk aç perişan. Akşam oldu eve geliyorum. Niye bırakmadım? Bırakamadım anne. 5 çocuk, 3 torun sahibi olan Şükran Hanım ilk göz ağrısını bulup ona sarılmak istiyordu. 5 tane çocuğum oldu. Her birinde onu aradım. Ama hiçbiri ilk göz ağrımın yerini tutmadı. Ben onu hiçbir zaman unutmadım. O resmiyle yattım, o resmiyle kalktım. Gündüz güldüm ama gecelerim hep oğlumla ağlayarak geçti. Dünya gözüyle de bir kerecik görmek isterim yani.
Baktım diğer anneler çocuklarını bulup böyle sevinirken senin boynun bükük kaldı yanında. Aynen öyle oldu. Hadi senin de yüzün gülsün çünkü oğlunu buldum. Ciddiyim. Oğlum boynu bükük kaldı kıyamam. Çok teşekkür ederim Müge Hanım. İnanın çok teşekkür ederim. Akşam arandığımda hep diyordum acaba Müge Hanım'ı bulamazsa hiç kimse bulamaz. Ben kimim ki bir kum tanesi? Ben nasıl bulayım? Hayat savurdu beni diyordum ama size çok teşekkür ediyorum. Canım benim gözün ayrı. Allah razı olsun Müge Hanım. Ya Müge Hanım. Ben de senin hayat hikayeni dinleyince gerçekten çok bulmak istedim. Allah gönlünü biliyor ya yani. Boynu bükük kalmanı istemedim. Çok zordu. Çok zordu. Bunu başardınız ya, teşekkürler. Hocam yani. Ben de ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle Fatih'e. Gerçekten günlerdir araştırıyorlar yani. Hiç bırakmadık. Çok istedik bulmak. Ve tabii şimdi neler olmuş derseniz, tabii sirkeci garına bırakıldığında 3,5 aylık. Şimdi bazı şeyleri de söylemeyeyim ama. Şimdi çocuğumuz 10 yaşındayken etraftaki arkadaşları sen evlatlıksın demişler ve böylece öğrenmiş. Sonra da gittikleri bir mevlitte akrabası olan kadınların kendi aralarında konuşurken de bunu duymuş. Çenesi kopsun bunların da. O kadar söylüyorum. Yani anne baba söylemek istemedikten sonra sana ne kardeşim yani, git başka bir şey konuş. Al bir kitap oku, onu konuş. Çok sinir oluyorum bu konuşanlara. Sonra 15-16 yaşındayken evlatlık belgelerini babasının evrak bavulunda bulmuş. Ama ailesine de söyleyememiş. Sonra askerden döndüğü dönemde bir tartışmalarında evlatlık olduğunu bildiğini ailesine söylemiş. Bak kaç sene sonra bilmiş ama ailesine söylememiş. Babası da o dönem çocuğumuz olmuyordu. Kuruma başvurduk. Kimsesiz olmayan bir çocuk istedik. Gösterdikleri, bunalından çok etkilendim. Gösterdikleri çocuklardan birinin adı Metin, diğerinin adı Ömer'di. Metin böyle daha canlı bir çocuktu. Sen de daha bakımsız, çelimsiz bir çocuktun. Uyuyordun, biz tam sana bakarken uyandın, gözünü açtın, bize gülümsedin. Biz de seninle o saniyede bir gönül bağı kurduk ve seni seçtik diye anlatmış durumu. Ve işte o çocuk ismini de daha sonra aile Dursun olarak değiştirmiş. Dursun Bey de şu an telefon attığımızda. Günaydın. Günaydın. Merhabalar Müge Hanım. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Valla öncelikle sizi yetiştiren aileye teşekkür etmek istiyorum. Sizi gayet güzel de yetiştirmişler, okutmuşlar, evlendirmişler. Beraber de yaşıyorsunuz. Ne mutlu size ve onlara. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Ama burada da biyolojik bir anne var. Önce merhaba de, sonra konuşalım. Hadi bir merhaba de önce. Merhabalar. Öncelikle... Ama dur bir annen de... Dur bir annen de merhaba desin be çocuğum, dur. Ha, merhaba oğlum. Merhaba. Aradığın için çok teşekkür ederim. Bağlandığın için çok teşekkür ederim. Allah seni de, bakan aileden de Allah bin kat razı olsun. Bizim yapamadıklarımızı yapmışlar. Hepsine saygılarımı sunuyorum evladım. Ama seni de görmek istiyorum. Ya ben de teşekkür ediyorum size. Yani 32 yıl önce, yani bu tarihe yakın bir tarihte beni bırakmış olduğunuz için... Çünkü gerçekten şu anki ailem gibi bir aileye, yani şu anki yetiştirilmem gibi bir yetiştirilmeye sizin mevcut koşullarınızda muhtemelen şey olamayacaktım yani. Sahip olamayacaktım. Evet, sahip olamayacaktım. Yani ben de teşekkür ediyorum. Yani ayrıca de diyeceğim, yani çok bir şey yok aslında. Mavi yapalım. Peki Dursucuğum, annenle görüşmek ister misin? Yani istemem açıkçası. Yani çünkü herkesin kurulu bir düzeni var. Yani benim bir hayatım var. Yani işin açığı çok da samimi bulmadığım için zaten gelmedim. Normal şartlarda ilk ekibinizden Kadriye Hanım... Sağ olsun, iletişim sağladığında... Çok da yakınsın onunla... bize yani. Atlasan şuradan 15 dakika sonra buradasın. Yok yani evet yakınım ama şu an gerçekten yakın mesafede değilim.
Yani dediğim gibi, yani ilk başta Kadriye Hanım'ın anlattıkları kadarıyla hani programı izlemeden, kendim aileler hakkında araştırma yapmadan şey yaptım, gelmek istedim. Yani içimden bu geçti ama daha sonra hem programı izledim hem de kendimce haricen bir yaptığım araştırmada yani ailelerin benim hani yaşam tarzıma, yani kültürel büyüme tarzıma yakın olmadığını, ya yani onlarla yani bir şekilde alakam olmadığını şeyine vardım, yani kanaatine vardım. Bu nedenle de gelemedim. Yani sizin de emeğinize sağlık Müge Hanım. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Yani gelsek de uyuşamayız diye düşündüğün için mi böyle bir karar aldın? Ya inanın içinde olduğum psikoloji çok farklı. Yani kendimi nasıl ifade edebilirim onu da pek bilmiyorum açıkçası. Ama yani işin açığını söyleyeyim. Ben yani hiçbir şekilde gerçekten hiç kimseyle görüşmek, yani buluşmak, yani tanışmak istemiyorum açıkçası yani. Dursun Bey. Kurban oldum, bir gelsen, bir yüz yüze görüşsek, bir sade beni dinlesen, yaşadıklarımı bilsen. İnan bana var ya, bana hak vereceksin be yavrum. Ya şimdi... Ben de çok zorluklar çektim yavrum, ben de istenmedim. Sağdan sola savruldum, affedersin bir hayvan gibi satıldım. Ben de çok çektim be yavrum. Benim de kimsem ben yoktu bir tanem. Ben sizi gerçekten anlıyorum ama yani kimsem yok da gibi konulara da bence hiç girmeyin. Çünkü 5 tane çocuğunuz var. Yani 5 çocuğunuz gerçekten sizi eminim seviyordur. Yani geçen programları ben izledim. Yani hatta bir kere de değil yani. Defalarca izledim. Gerçekten samimiyetinize inanmadım. Yani çünkü birincisi aradan 30 yıl geçmiş. Yani 32 yıl geçmiş. Yani hiç arama şeyi yok yani ortada. Ya aradım bile, bir tanem, aradım. Vallahi ya bakın, yani bu ben gerçekten samimiyetinize inanmadığım için zaten gelmedim oraya. Samimiyetinize inanmış olsaydım zaten gelirdim. Yani yani bir insanın yaşı kaç olursa olsun, hani anne kavramı çok farklıdır. Ben anne kavramını eşimden öğrendim. Hani kendi annem bana evet sevgi verdi, emek verdi. Yani gerçekten birçok şey verdi. Ama anne kavramını ben eşimden öğrendim. Anne kavramı yani 9 ay karnında taşıdı benim evladımı. Yani orada bir bağ oluşuyor zaten. Hani yaşı insanın kaç olursa olsun hiç önemli değil. Daha sonra doğurup kucağına aldığında zaten hani bırakamıyorsun yani. Yani siz nasıl bıraktınız bilmiyorum. Belki hani dediğiniz gibi... Ben de bırakamadım yavrum. Şunlar bir ay boyunca ben de... Efe'ye gönder. Bir ay boyunca ben de dolaştım. Bir ay boyunca her yere git, bırakacaksın dediler. Bırakamadım bebeğim, bırakamadım. Ben çok uğraştım yani seni bırakmamak için. İnan çok uğraştım empati, yavrum. Ben çok empati kurmaya çalıştım. Çok çareledim yani yavrum. Yani kurdum da yani ama gerçekten... Dursuncuğum, bir şey söyleyebilir miyim sana? Bak senin de evladın var, Allah bağışlasın. Diyorsun ki ne güzel eşim dünyaya getirdi, bir daha da bebekten kopamadı diyorsun. Ama senin eşin bebeğini dünyaya getirdiğinde işte o bebeğin doğmasını bekleyen anneleriniz, babalarınız vardı yanınıza. Halalarınız, teyzeleriniz vardı. Sen vardın. Sahip çıkan vardı. Öyle bebek öyle alınıp kolay bakılmıyor. Şimdi şöyle düşün, bir bebeği dünyaya getirdin. Koca yok başta. Zaten koca yok. Yani nikah yok. Evet. Yaşlar küçük. Para yok. Okuma yok. Yazma yok. O kadar da kolay değil ama Dursun ya. Ve seni 32 yıl öncesi. Ve 16 yani yaşında bu kadar anne. Sosyal yardımlar o dönem bu kadar var hiçbir mıydı? Şey hayır yoktu. Yoktu. Hiçbir şey yoktu. Müge Hanım ben gerçekten hani o dönemin şartlarını da düşünerekten hani dedim ya. yani kişiler tarafından empati kurmaya çalıştım. Tamam hani o dönemde mecburen bırakıldı, edildi. Hani mecbur kaldı. Onu da anlarım. Hani diyorum ya empati kuruyorum yani. Ama yani sonrasında hiç mi yani 32 sene geçmiş yani. Az uzun bir sene değil. Yani bakın ben öğrendikten sonra hani yaşım reşit olana kadar yani hiçbir teşebbüste bulunmadım. Yaşım reşit olduktan sonra da yani şu anki eşimin o dönemde flört dönemindeydik.
Eşimin hani hani nasıl diyeyim biraz gazlamasıyla şey yaptım. Gittim ben de işte Devlet Ceza Kurumu'na. Orada işte hani hiçbir bilgi vermediler. Dediler ki Sosyal Hizmetler Kurumu'na gidin. Yani Sosyal Hizmetler Kurumu'nda ben dosyayı aldım ettim. Ya şimdi hanımefendi diyor ya işte kaza vardı bilmem nesi vardı şusu vardı busu vardı. Ben resmi tutanaklara bakarım ya çünkü resmi tutanaklarda şey olmaz yanılgı yalan bir şey olmaz. Resmi tutanaklarda diyor ki bir adet zıbın hani rengini hatırlamıyorum yalan söylememek için bir de battaniyeyle sarılı bir çocuk bulundu. Hani yanında süt şişesi bilmem nesi şusu busu falan yoktu. Tamam hani onu da geçtim cahilliğe. Hani cahiliye dönemidir, hani akledememiştir ya da zaten hani bırakacaktır. Hani bırakmak zorundadır, bırakmıştır o şekilde. Yani ne şekilde bırakıldığının da bir önemi yok. Yani keşke daha önce yazsın. Hani, hakikaten ben de kaç yıldır bu programı yapıyorum. Evet. Niye mesela 10 yıl önce gelmedin? Dur dursun onun bir cevabını alalım. Niye mesela 10 yıl önce geleyim demedin? Ben gelmeye çok istedim. Eşim izin vermedi. O seni bulsun, o seni bulsun. Ben de eşimle çok mücadele ettim. Dedim ki o küçücük bebekti. Elinde bir ipucu yoktu. Benim en azından bilgim var, resmi var. Onunla çıkıp bulabilirim. Hayır dedi. Peki şimdi kesinlikle izin vermedi. Gene izin vermedi. Gene kavgayla dövüşle çıktım. İki tane kızım. Kavgayla dövüşle demek ki 10 yıl önce de çıkılabiliyormuş ya da daha önce de çıkılabiliyormuş yani. İki tane yani. Kızımla onlar destek oldular. Ama Dursuncuğum bak bir şey söyleyeceğim. Bir yaşta kocana karşı koyamıyorsun da artık bir yaşta heyet doluyorsun yani. Ama yani o her yaşta olmuyor. Sen de biliyorsun hani annenden, babandan, çevrenden. Yani bir kadın yani 30 tane... yaşında çekiyorsun, 30 beya bir duruyorsun. Biraz çocuklar büyüyünce herhalde o çocukların da büyümesi biraz annelere güç veriyor. Ne bileyim. Doğrudur, doğrudur hani... ama ya yani şöyle söyleyeyim. Yani 5 tane çocuğu olan bir anneye bir baba figürü yani kolay vazgeçemez yani. Yani hangi şeyde jenerasyonla büyümüş olursa olsun yani senin 5 tane çocuğunun annesi varsa o anneden sen vazgeçemezsin. Hani öyle bir imkan yok. Valla biraz yani kadın eğer para kazanırsa zaten... yapabilir de kadının parası yoksa o kadar kolay değil bunlar evet, dursun yani. Evet. Bak sen bunun seninle niye konuşuyorum? Çünkü sen yetişmiş bir insansın yani hani aklı başında bir insansın. Yani, ya bilmiyorum, dur bir virgül koyacağım bir nefes al sen de bir virgül koyayım. Dursuncuğum. Sen biraz seslen ona. Bir de kızın telefonu attığımız demiş. O hatta mı? Niye? Niye? Ben anlamıyorum ki niye yani. Bazen insanlar bazı olayların gelişini sürpriz gibi niteliyorlar. Mesela yani hani yayına gireceğimiz dakika belli ya yani. Hani belli. Üzüldün mü? Sesini duydun en azından sağ ol mutlu. Tepkiyi bekliyordum. Hı. Beklemiyor değildim. Hı. Çünkü onun yerine kim kendini koyarsa koysun aynı tepkiyi verir. Çünkü zamanında ben de anneme aynı tepkiyi verdiydim. Niye bana sahip çıkmadınız diye. Ben de biliyorsunuz burada da ver yansın etmiştim. Ama annemin dönemiyle benim dönemim bir değil. Annem en azından beni anneannemin dedemin yanına bırakabildi. Benim ona bırakabilecek kimsem yoktu. Şu anda yok. Bakın sağım da boş, solum da boş. Kimse yok. Kimse yok, destek yok. Gene kendi hislerime güvenerek çıktım. Ne olursa olsun, yüzüme de tükürse dedim. Allah belanı da verse dedim. Çıkacağım, son bir, ya bir ümit dedim ya, bir ümit. Müge Hanım bulur bunu. Çocuğumun sesini duyarım. Belki bir resmini görürüm. Belki dedim bakacağıyla söylememiştir. Onlara rica ederim. Ben dün hayallerden geldim buraya. Hayaller kurdum. Ama bu hayallerde... Bakacağı aileye hep seslenmek bakın, istedim. Sözünüzü kestim bağışlayın ama bu hayalleriniz şu anda gerçekleşti. Çok zor bir meselede delikanlı çıktı ortaya sesini Allah duyurdu. Allah razı olsun. Yaşadığını biliyoruz. Aynen artık, Allah razı yani olsun. Yani o arzu ve istekten önemlice bir kısmı geride kaldı. Aynen. Hayatta bir de hiç bulunamayabilirdi. Aynen. Çok zordu bu olay. Çok zordu. Başında da söyledim. Evet. Çok zor bir olay becerildi. O yüzden Müge Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra yaşayan bu çocuk günün birinde mutlaka belki birazdan büyük bir ihtimalle
yumuşayacak, yüzünü de gösterecek, temas edeceksiniz. İnşallah. Dursun Bey hattı mı? İnşallah. Dursun Bey, biraz yumuşama ihtimaliniz var mı bu konuda? Yani genel olarak yok tabii ki de. En azından bir kuzum. Yani en şöyle azından söyleyeyim. Şimdi ya hanımefendinin 5 tane çocuğu var bakın. Hani ben yalnızım, sağım boş, solum boş gibi şeylere giriyor ama yani çocukları var, çocuklarına sarılsın zaten. Ya bakın ben ailemi çok seviyorum. Hani, sana da sarılmak istiyorum be yavrum. Teşekkür ederim. Bana 3,5 ay sarılmışsınız. O yetti bana. Öyle deme be kuzum. İnsanoğlunun başına ne geleceği belli değil. Cahildim. Bakın, vallahi sahip bakın, çıkanım olmadı. Emin ol kuzum, kurban olayım sahip çıkanım olmadı. En azından bir kere yüzünü göreyim. Bir yerde bir oturalım. Ben senden inan hiçbir beklentim yok. Hiçbir beklentim. Sadece bir yüz yüze görüşelim. Ya bakın, bir kere zaten bir yüzünü göreyim. Kurban olayım sana yavrum. Seni zaten veren Allah'a kurban olayım yavrum. Bakın zaten kısıtlı zaman içerisinde ulaştılar ekipler, sağ olsunlar, bilgilendirdiler. Ben de yani dediğim gibi yapabildiğim kadar araştırmayı yaptım. Ama dediğim gibi gerçekten hem samimiyetinize inanmıyorum. Yani sadece sizin değil diğer beyefendinin de samimiyetine inanmıyorum. Zaten oraya oturmaya gelmiş sadece, başka bir şeye gelmemiş. Şey değil mi yavrum? Ben eğer var ya samimiyetsiz bir insan olsaydım çıkmazdım bebeğim be. İnan çıkmazdım. Seni özledim de çıktım, kurban olayım. Seni bir yani kere görmek için çıktım. Ya gerçekten, ne telefonunu ver, ne adresini ver. Sadece bir kerecik, bir kerecik. Bak babaymışsın, kurban oldum yavrum. Babaymışsın, evladı biliyorsun. Evladın ne demek olduğunu biliyorsun. Bir kere bakın, yüzünü göster buna yavrum. Bu tür şeylerde ya aslında ben ilk bana ulaşıldığında ben bayağı bir sinirlendim. Hani yansıtmamış olabilirim ekibi ama gerçekten çok sinirlendim. Neden? Çünkü 32 yıl geçmiş, bu birincisi. İkincisi yani bu tür şeylerde belki ben hani haberim olmayabilirdi. Belki benim ailem yaşlı. Hani annem babamın rahatsızlıkları var. Yani bu durumu öğrendiklerinde onlara bir şey olabilirdi. Onların çünkü ama artık olmaz yani. Sen mahkeme kararıyla alınmışsın çocuğum. Sen onları merak etme. Sen onları bana bırak. Mahkeme kararıyla alınmışsın. 32 yaşındasın. Hiç mi vukuatlı nüfus kayıt örneği çıkartmadın? Zaten vukuatlı nüfus... tamam, vukuatlı nüfus kayıt örneğinde zaten ilk sırada bu yazıyor. Artık hani. Yani o ya değil önemli ki olan. Yani zaten söyleniyor. 32 yaşındaki birinin de bunu öğrenmesi şey değil. Vukuatlı nüfus kayıt örneğinden her yok şekilde zaten mahkeme kararıyla kütüğe geçmiştir diye çıkıyor. Şimdi o baba meselesi de ayrı. Baba meselesi de ayrı. Babayı zaten mesela bugün de davet ettik. Ailemle problem yaşadım oraya geldiğim için dedi. İyi gelme dedik. Şimdi iyi de babayla annenin alakası yok ki. Zaten babayla annem beraber olsaydı belki bütün bunlar olmayacaktı. Aynen. Ya o yüzden ben de zaten şükrediyorum genel olarak. Yani şu anki ailem gerçekten beni çok iyi yetiştirdi, çok şey oldu. Yani iyi ki, ben dediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki bırakmış, çünkü çok farklı parçalanmış bir ailenin de parçası olabilirdim. Yani çok farklı koşullarda büyümüş de olabilirdim. Peki yani, kız kardeşin telefonu attığımızda bir de Esra sana seslenmek istiyor. Esra'cığım günaydın. Günaydın. Ben aradan çekiliyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben annemin her zaman arkasındayım. Buradan Dursun Bey'e de seslenmek istiyorum. Hiç bilmediği şeyler var. Annem hiç bir zaman aramamazlık yapmadı. Annem aradı. Ondan sonra babam hiç izin vermedi. Biz küçüktük. Annem bir hani babam bizi ondan ayırır diye korkusundan gidemedi. Yani hiçbir yere çıkamadı. Size de çıkacaktı. Çıkamadı. Hiçbir şekilde çıkamadı yani. Babam izin vermedi. Biz büyüdük. Ben annemin her zaman arkasındayım. Allah'ımıza şükürler olsun, bizim durumumuz da çok iyi. Hani onda şey yapıyor, hani bizi annem okuttu da, biz okuduk, hiç bölünmüş parçalanmış bir ailede büyümedik şükürler olsun. Hani biz onu istiyoruz, görmek istiyoruz. Bizi görmek isterse memnun olurum yani. Görsün. Ya heyecanlıyım da konuşamıyorum. Bak bu da kız kardeşim. Ömer Bey, merhabalar canım.
Dursun. Ömer değil, Dursun. Buyurun. Dursun Bey. Dursun. Şey, Dursun Bey, özür dilerim. Dursun Bey. Şimdi sizi tabii başından beri dinliyorum. Temelde haklısınız. Yani size niye böyle konuşuyorsunuz diyemiyorum. İşin başından itibaren tabii ki bir yavrunun bırakılması, hele biraz önce bir yazı gördüm yönetici arkadaşımdan, hassas davranarak bir şişe süt dahi bırakılmamış demişsiniz. Ben bunu sizi %100 haklı buluyorum. Yani bütün en ince teferruatına kadar araştırma yapmışsınız. Kendinizi bir takım durumlardan süzgeçten geçirmişsiniz. Ama sizin şu andaki düşünme potansiyelinizle annenizin sizi bıraktığı gündeki annenizin potansiyelini herhalde aynı ölçüde ele almayacaksınız. Kesinlikle zaten yani yaşam koşulları jenerasyon olarak ben zaten şey yapmıyorum, bakın kimseyi yargılamıyorum. Hani programda da yani az önceki konuşmalarımda da zaten bahsettim. Dedim evet mecbur kalmış olabilir gerçekten. Hani bırakmış olabilir ama ya benim esas takıldığım konu yani neden hani 10 yıl. Şimdi Esra Hanım da diyor bakın ne güzel ben annemin yanındayım hani tamam ben şey demiyorum. Kimseyi kötülemiyorum. Bakın hanımefendinin 5 tane çocuğu var. Çocukların hepsi eminim çok seviyordur annelerini. Ama yani benim bu saatten sonra gerçekten başka bir insana anne demek gibi bir şeyim yok. Dursuncuğum o zaman ben sana şöyle söyleyeyim. Zaten hani sen 32 yaşındasın, yetişkin bir insansın. Eğer bir gün en azından annenle yüz yüze gelip mesela bir doktora bile gitsen ailenizde bir hastalığınız var mı diye soruyorlar. Şeker var mı, tansiyon var mı falan filan. Yani sadece bunu öğrenmek için bile bir gün annenle yüz yüze gelmek istersen ben buradayım, seni bekliyorum. Olur mu ya? Teşekkür ederim Müge Hanım. Sağ olun. Yani bir de sana şöyle söyleyeyim. Hani ben çok farkındayım. Senin yerinde olsaydım aynı şekilde davranırdım. Senin de yanındayım. Böyle düşünmekte de çok haklısın. Seni kınamıyorum. Ama şartlar her zaman istediğimiz gibi ilerlemiyor. Bir de ölümlü dünya, ne olacağının da hiç garantisi yok. Düşmez kalkmaz bir Allah. Yarın bir gün yani bir kan ihtiyacın var desen yine o en sevmediğin yakınlarına başvurabilirsin. Bir böbrek ihtiyacın var desen ulaşabilirsin. O yüzden bu nesep dediğimiz şey önemlidir. Aile bağları önemlidir. Kim kimin kardeşi, kim kimin annesi, babası bilmek önemlidir. Sen de inançlı bir insansın. Arkadaşlarımızla konuşmuşsun. Bence evet. Sonrasında pişman olmamak için ben sana annenle bir görüşmeni tavsiye ederim. Nokta. Son sözü de anneye bırakacağım. Oğlum senden son ricam. Ne olursun bir kere gel göreyim. Bir konuşalım ya. İstemiyorsan ondan sonra inan bana rahatsız etmem yavrum seni. Ama bir kere göreyim yani. Dünya gözüyle bir kere göreyim çocuğum. İnan ben hiçbir şeyin peşinde değilim. Allah sağlık sıhhat versin. Allah sana da uzun ömürler versin. Rabbim çoluğunla çocuğunla mutluluklar nasip etsin. Amin. Amin cümlemize inşallah. Ben bunları yaşayamadım yavrum. Hep senin hasretinle yandım. Ne olursun kurban oldum. Bir kere gel bir göreyim. Bir konuşalım ya. Bir konuşalım. Bir kere de çıplak bir sesle benim ağzımdan dinle yani. Hani yargısızlığım fazla etme kurban olayım. Ya inanın bana ulaşıldığı süreyle bugün arasında sadece 2 gün var. Biraz yumuşadığını yani, kabul et ama Dursun bak. İlk başta hayır dedi. Sonra telefona bağlanırım dedin. O yüzden ben diyorum ki önemli kararlar vermeden önce bir 24 saat düşünmek lazımmış. De ki bana yaptın mı sen hiç Müge abla böyle? Hayır ben anında karar veririm her şeye. Hatalı kararlar verdiğimde olmuş mu? Oldu. Bu kadar ani kararlar vermemek lazım. Sen bir 24 saat daha düşün, yarın gene sana soralım. Ne dersin? Hadi sen beni dinle. En iyisi o galiba. Yani sizi kırmayalım ne diyeyim. Müge Hanım. Evet. Ha, canım benim. Hadi sen bir çok teşekkür ederim oğlum. Müge Hanım. Çok teşekkür bir şey söyleyeceğim. Annesiyle ilgili bir bilgi vereceğim. Dursun Bey.
Ben bir hekim olarak arada annenizi gözlemledim ve annenizle konuştum. Anneniz programda ağzı dili bağlanıyor ve konuşamıyor. Sadece size şu kadarını söyleyeyim. Aralarda sürekli evladım diye ağlayan bir kadın anne. Samimiyetsiz değil yani. Yani annenizin samimiyetine güvenin. Ama anneniz 13 yaşında bir adama satılıyor. 16 yaşında ikinci adama gidiyor. Ve o adamdan da siz dünyaya geliyorsunuz. Ve anneniz sizi 17 yaşında bırakıyor. Şimdi 32 yaşında biri olarak 16 yaşında, 13 yaşında ilk kocaya, 16 yaşında ikinci kocaya satılan, giden bir kadının 17 yaşındaki bir çocuğa nasıl sahip çıkacağını, üstelik annesi hiç ona destek olmuyor ve yapayalnız. Ne yapabileceğini ne olur düşünerek ve inanın, anneniz aralarda sürekli ağlayan ve evladım diye ağlayan biri. Burada gördüğünüz anneniz rol yapan bir kadın değil. Ben size bu kadarını bir hekim olarak söyleyeyim. Ya, karar size ait. Hiç kararınızla ilgili bir şey diyemem. Özür dilerim. Bir saniye Dursun Bey. Çok özür diliyorum. Çok buyurun. Güzel bir yere parmak bastın. 16 yaşında... Karnında 9 ay büyüttüğü bebeğini dışarıya bırakmak zorunda kalan bir kadın, bırakmasa ne yapacaktı? Ne yapabilirdi? Bir yerde çalışsa çocuğa kim bakacak? Oyuncak bebeği olsa vermez edecek? İşte yani hayat böyle bir şey. Oyuncak bebeği olsa vermez o yaşlı kız. Vermez ama o çocuğu kim bakacak anne istemeyince? Bir iki lokma ekmek nereye gidecek bu kadın? Nasıl kucağında bebeğinle yaşayacak? Yani hocam eğer şartlar güzel olsaydı o da bırakmaz. Bak benim tam 16 yaşında iki tane bebeğim vardı. Şimdi çok meşhur böyle bebekler var ya, yurt dışından gelmişti. Hala odamda rafımda duruyor. Kimseye de elletmedim. Ama kızıma bile vermedim. Dedim ki o benim. Yani senin var, onlara karışma dedim. Onlar orada duruyorlar. Özür yani. Onlar benim yani. Çok, şimdi ben işte Dursun Bey'i de o sizin bırakmadığınız bebek misali. Özür diliyorum hocam. Sözünüzü kestim. Estağfurullah. Anne olarak diyor ki ben de aradan geçen 32 seneden beri kalbimde yaşattığım ama bir türlü kokusunu koklayamadığım, elini tutamadığım, yanağına bir öpücük koyamadığım yavruma artık elini tutayım, artık teninin kokusunu alayım, artık bir sarılayım diyor Dursun Bey. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben bu yaşımda annesiz büyümüş bir insanım. 3 yaşındayken annemi kaybetmişim ve ben annemin hiç yüzünü dahi bilmiyorum. Dursun Bey, hala bir anneler günü mevzu olduğu zaman Müge Hanım şahit, hala gözlerim yaşarır. Hala kendime sahip olamadığım günler olmuştur. Keşke elini tutabilseydim. Keşke yüzünü görebilseydim. Keşke kokusunu alabilseydim diye. Abi bak. Siz de özür diliyorum. Hocam, siz de işte Dursuncuğum. Bakın size Dursuncuğum diyorum. Babanız yaşındayım. O bakımdan lütfen Müge Hanım'ın biraz önceki davetine ben de bir kere daha bir baba olarak altını çizerek size bu daveti yeniliyorum. Lütfen gelin. Burada, zaten bir 24 saat düşüneyim evet, dedi. Evet, burada annenizle bir koklaşın ama ondan sonra mutlaka hafta 8 gün 9 görüşün diye bir mecburiyet yok. Ama en azından dersin ki ben annemi tanıdım, elini öptüm, o da sarılıp benim kokumu aldı. Bunu lütfen kırmayın. Takdiri size bırakıyorum. Bakın kültürlü, münevver bir vatan arkadaşımızsınız. Yavrumuzsunuz. Sizi bu hale getiren o aileyi de bir kere daha kutluyorum. Yetiştiren, belli bir kültür seviyesine çıkaran, sizi büyüten ana babadan da Allah bin defa razı olsun. Evet, bakalım evet. 24 saat düşüneceğim dedi. Dursun Bey'den bize. Lütfen kaldığım yerden noktalı bir yılda devam et. Özür Şimdi diliyorum. Ben her gün bir şeye şahit oluyorum Rami Bey'de. Her sabah of anam of. Der. Evet. Ben de hatırlatırım. Evet. Abi annen öldü.
Evet. Diye. Ama yine de... Ay yok artık hocam, sen diye. De öyle mi söylüyorsun? Vallahi öyle söylüyorum. Niye söylüyorum? Şaştım şimdi. Yok, şaşacak bir şey yok bunda. Yok, açıklarım ben. Anlatabildim mi? Kavgada söylenme sen. Sen gel benim yanımda söyle ya. Madem hayır de, canım. Bakın ben bunu sevgimden söylüyorum. Bir laf olsun diye söylemiyorum. Evet, evet. Of avanam of lafı her sabah ağzından çıkar. Öyle öyle. Ve ben evet, de üzülürüm. Evet. Onun için ya tabii ki Dursun Bey Şükran Hanım şu an anne şurada gibi göremez ama sonuçta... Anasına bir sarılsın. Tamam, Dursun Bey bekliyoruz. 24 saat sonra inşallah Dursun Bey biraz bizi dinleyecektir diye düşünüyorum. Yayına da bağlandığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ya o da bir şeydi. Onun da kırgınlığını anlamak lazım. Allah üzülmeyelim. Razı olsun. Allah razı olsun Müge Hanım. Hepimizden. Hepimizden. Oğlumdan da Allah razı olsun ediyorum. Bağlandığı için. Bağlanmayabilirdi. Evet. Bana ne diyebilirdi? Terk etmişler diyebilirdi. İyi çocuk ama. Allah onu yetiştiren anneden babadan razı olsun. Maşallah. Çok mülayim bir evlat yetiştirmişler. Ellerinden öpüyorum. İyi çocuk. Maşallah. Allah bozmasın. Önemli bir şey yani. Aynen. Aynen. Gene onlar, onun annesi, babası. Sizin bir lafınız var. Doğuran mı, bakan mı? Elbette bakan. Öyle. Evet. Elbette bakan. Çünkü ben bakamadım. Ben bakamadım. Allah onlardan razı olsun. Ben amin, hiçbir şey demiyorum. Ama onu da görmek istiyorum. Onlar da karşı çıkmazlar. 5 tane kardeşi var. Bir şekilde tanışmak lazım. Bir şekilde kim kimin çocuğu bilmek lazım. Evet. Görüşür görüşmez ama bilmek önemlidir. Bilgi güçtür. Ne kadar çok bilirseniz o kadar güçlüsünüz aslında. Bu sadece hani matematik bilmekle ilgili değil. Hayat içinde böyle. Bakalım bir 24 saat geçsin, bekleyelim. Efendim, Fırat Kaştaş'ı çok iyi tanıyor dikkatli izleyicilerimiz Palu ailesi olayında. Biliyorsunuz Palu ailesinin kiracısıydı başta Fırat Bey ve... aslında onun verdiği ifadeler sayesinde 10 yıl sonra dava tekrar açıldı. Tabii ki Sayın Savcımız ve hakimimizin de üstün gayretleriyle onun verdiği ifadeler doğrultusunda da iki tane bir anne kızın ölümünün ardındaki sır perdesi mahkemece aralandı. Fakat Fırat Bey bugün Palu ailesi dosyasıyla ilgili değil, kendi sıkıntısı için aramızda. Onun da 17 yaşındaki kızı kayıp, kızı daha evvel kaçırılmış, hamile kalmış ve bunun da tabii mahkemesi görülecek. Tam mahkemeden önce Sudenaz ortadan kaybolmuş. Fırat Bey'e de gelen haberler, işte onu hamile bırakan ailenin mahkeme gününe kadar kızı saklayacağız. Mahkeme gününde de lehimize ifade vereceğiz diye sağda solda konuşmaları ve bunu öğrenmesi. Şimdi hem kızını arıyor, hem kızına seslenmek istiyor. Tabii bir süreç var. O sürecin de bu şekilde etkilenmesini istemiyor. Evet Fırat Bey, bebek doğdu mu? Bebek 5 aylık. 5 aylık. Aha. Peki sizin mahkemeniz küçük yaşta çocuğa evet, saldırıdan dolayı mı? Saldırı değil, açıkçası kızımın kendi isteği. Canım şu anda ya, 17 şimdi, yaşında bir yıl ya, oradan çıkart, 16 hamile kalması, 15 onun kendi isteği mi olur? Dişleri öyle, onlar ne dediyse ben onu kızın, diyorum. Kızın kendi isteğinin geçerli olmadığı bir yaş grubu yani. Zaten mahkemeye çıktığımız zaman... Hakime çocuk kendisi dedi. Kendi isteğiyle çocuk benden. Olabilir. Kendisi bunu söyler ama yasalar bunu kabul edecek durumda i̇şte, değil. Tamam bıraktılar. Bir anlatalım. Evet, sonra mahkeme süreç devam ediyor. Ne zaman mahkeme? Aralığın 8'inde. Kızınız ne zamandır kayıp? 3 gün oldu. 3 gün oldu. Hı-hı. Peki buna yani giderken sana bir şey söyledi mi kızın, yoksa hiçbir zorla şey mı kaçırıldı diye düşünüyorsun? Zorla değil. Öyle tahmin ediyorum. Yine zorla kız değil, gitti diyorsun. Kendi isteğiyle. Öyle tahmin ediyorum. Kaç yaşında zorla... gittiğinde? Efendim? Gittiğinde... 17 işte şu an. Hayır, o zaman 17. Gittiğinde kaç yaşındaydı? Hayır şu an. Çocuk olduğunda 16 yaşındaydı. Onu soruyorum. Tamam. Peki 3 gün önce gitmiş hocam. Peki kızınıza ulaşamıyor musunuz? Ay. Şu anda ulaşamıyoruz abim bana söyledi dedi. Ben biliyorum dedi yerini. İstiyorsan dedi kızın dedi seni istemiyor. Yani evi istemiyor, burada kalmak istiyor. Ya dedim yaşı dedim daha küçük. Gelsin dedim mahkeme sürecince yanımda kalsın. Gereken neyse yaparız. Bu. Peki bu bebek oldu falan siz aileyle konuşmadınız mı? Bir hani aile evlendirelim, nişan takalım, söz takalım. Biz onu yaptık. Biz onu yaptık ilk etapta. Bunlar
Hayır, 17'de artık evlendirilmiyor mu Rahmi Bey? Anne baba izniyle 17'de oluyor. Nikah kıyılabiliniyor. Mahkeme kararı. Değil mi 17'de? Ana babanın muvafakatı kafi. Evet 17'de anne baba rızası oluyor. 16'da mahkeme evet. kararı hocam. Tamam. Tamam. Geldiler şeyden muhtarla falan geldiler bizden istediler. Aileden kimse yoksa yalnız. Sadece anne var. Tamam. Aile dışlamış çocuğu. Ne baba, ne amme, ne dayı, ne teyze kimse yok. Dışlamı istediler ben verdim. Hı. Sonra baktım sağda solda huysuzluk yapıyor. Dedim oğlum dedikodu yapana kadar dedim sağda solda git işine gücüne bak. Çalış. Ev varsa babası bana sözü verdi zaten. Ben de şey dayayıp döşeceğim dedi. Kızı verirsin dedi. Baksın dedi karı, kızına. Ben de dedim tamam. Ben kızı verdim. Bu geliyor benim eve. Evde yokken. Sarhoş sarhoş. Geliyor benim kızı evde sıkıştırıyor. Boğazının burasını mosmore diyor. Aa, bir de şiddet de var yani evet. işin içinde. Onun darp raporu da vardı. Kızım beni biraz şey yaptıkları için. Peki bu adam kaç yaşında çocuğun babası? 26. Ya bir dakika ya. 26 yaşında çocuk 16 yaşında kızı hamile bırakıyor ve dışarıda mı gezdi? Bunu tutuklamadılar mı? Tutuklamışlardır. Tamam. Tutukladılar. Bir ay yattı ondan sonra serbest bıraktılar. Bir ay tutuklu kaldı. Mahkemeye çıktık. Mahkemede her şey kabullendi. Çocuk benden dedi. He. O zaman da serbest bıraktılar. Haziran ayrılan 8'ine attılar mahkemeyi. Ama mahkeme süreci devam ediyor. Devam ediyor. Sonuçlanmadı. İşte sonuçlanmadı işte hocam. Mahkemeye kadar yanlarında tutuyorlarmış ki kız mahkemede kendi yerlerine ifade versin diye. Doğru ifadeyi verebilsin diye. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tamam mı? 16 yaş, 17 yaş meselesiyle ilgili daha önce hepimiz burada yaşadık. Değil mi? Hadise, olayın vuku bulduğu tarih çocuğun yaşı 15 ise ben kendi isteğimle kaçtıma hiç kimse itibar edemez. Bugün evlense dahi onun cezasını çeker. Evet bu ama işte kız arada ziyan oluyor diye düşünüyorsun. Muhtemelen 15 yaşını doldurduktan sonra olan bir... Peki seslen bir kızını abicim. Olmaz. Seslen bir kızını. Kızımın benden bir sıkıntısı yok ki zaten. Hiçbir sıkıntısı yok. Bizimle bir sıkıntısı yok. Çocuğuna... Bebek nerede şimdi? Bebeği nereye bıraktı? Bebek de yanında. Bebeği de götürdü yani. Yani bebeğin her şeyine bakıyorduk, her şeyini alıyorduk. Hayır şimdi bebeğini aldı gitti mi? Ha bebekle beraber gitti. Ya zaten o Enes dediğimiz çocuğun yanında. Nikah yaptınız mı? Yok. Yok hiçbir şey yapmadık da. Sen evlensin istiyor musun Enes'le? Ya ben evlensin nasıl istiyorum? Yalan iyi değil. İşine, gücüne baksın istiyorum. Arkol almasın istiyorum. Onu da nasıl yapacağız ki? İşte o evet. çok zor. Şu anda kızınıza şiddet uyguluyorsa... Ya benim evimde evlilik, hele ki sizin evinizde buna cesaret ediyorsa... Onun darp raporu vardı bizde. Evlilik sonrası bu şiddet olayı daha da artma riski taşıyor. Hele ki, hayır, sizin peki şu an istediğiniz ne? Sonuçta varsa. Siz kızınızın nerede olduğunu biliyorsunuz. Ya Enes'in yanında olduğunu biliyoruz. Tamam. Ama kalacak evi yok. Nerede yatıp, nerede kalktığını bilmiyoruz. Of. Arıyor, bir belirsiz numaralardan arıyor. Ben, kızınız benim yanımda. Ev tutacağım. Mahkeme gününe kadar orada tutacağım. Ya sen neden tutuyorsun benim kızım mahkeme gününe kadar? Kızın yaşı daha 17. Sen tutamazsın ki. Ay 17 yaşında çocuk, kucağında da 5 aylık çocuk. Ya kalacak yerleri de yok. Baba diyor istemiyorum. Kesinlikle diyor ben istemiyorum. Zaten babaları baba, anneleri anne olsaydı, torunları olmuş. Bir dakika geri çocuklar torunlarını görürlerdi. Görmediler mi geri? Kesinlikle. 5 aydan beri bir tane kişi kapımızın zilini çalmadı. 5 aydan beri. Zaten kızın bir sıkıntısı yoktu benim kızın. Çocuğuna bakıyoruz. Arabasını alıyoruz, mamasını alıyoruz, her şeyini yapıyoruz. Çocuğun nüfusu kimin üzerine çıktı? Daha çıkmadı. Kimliksiz. Baba olarak almadı üzerine de. Almadı değil. Sahip çıkmadı. Yani ben nişanlandım, sahiplendim diye bir şey yok. Sahip çıkmıyor. Sahip ya benim çıkmıyor. Anladığım kadarıyla aslında yine onlar beraber olmak istiyorlar. Sen de benim kız iyice mahvolacak diye vermek istemiyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi çünkü... ne peki? Şimdi ne olsun? Yani iyi de o çocuk değişmez ki o bu. Yani şimdi ne yapalım onun için birdenbire değişmez ki yani. Senin kız onu seçmiş. Ya ben seçsin devam etsin. Ben de diyorum ki mahkeme sürecince gelsin benim yanıma. Kızımı alıkoymasın. Kendi başı da ağrır.
Kızımı alıkoymasın, bıraksın, mahkeme süreci bitsin. Serbest mi ediyor, beraber mi ediyor? Ben de giderim belediye, artık mahkemeye tekrar başvururum. Nikahlarını yaparım, evlerini, barklarını görürüm, koyarım evin içine, olur biter bu. Yani çocuğu şu anda, bebek de perişan oluyor, kendisini de perişan ediyor. Sen aslında bebeğe de kıyamıyorsunuz değil mi siz? Bebek anne başka bir burada. Şey değil yani. Seslenmek ister misin kızına? Gelsin bence bir, yani böyle olmaz. Yani ben... Mahkemesi devam ediyor çünkü. Abicim o mahkeme devam edince siz o mahkemeden ne çıkacağını düşünüyorsunuz ben bilmiyorum ama... Yani o mahkemeden eğer çocuğun yaşı buysa o mahkemeden bu çocuğa hapis cezası çıkar. Yani... Ya çıkacaksa bir an evvel olsun yani cezasını çeksin. Sonra? Böyle olmuyor yani. Siz de aslında ne istediğinizde pek karar veremiyorsunuz değil mi? Ya hani biz anladım. Ceza alacağı ya için şimdi... kararsızlık yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu şekilde ortada duruyoruz yani. Ya kızım istiyor, istemiyor değil. Yani. Ben istemiyor diye bir şey de söylemedim. Kızım istiyor. Ben de kızıma diyorum ki ya bir yaşında olsun. Evet. Bir kendini göstersin, en azından çocuk bana kendini göstersin, çalıştığını göstersin. A bu benim evim desin, bu benim şeyim desin, tamam. Öyle git diyorsun. O da yok. Anladım. Şimdi ama nerede kaldıklar da belirsiz. Bilemedim. Bilemedim yani hani. Vallahi bu Rahmi abi kamu davasına dönüşmedi mi? Nasıl? Bu kamu davasına dönüşmedi mi? Şimdi tabii kız nasıl bir ifade vermiş, ne yapmış? Bizim şimdi 15 yaşının üstündeki olaylardan bahsediyorlar. Yani tam 15... o tarihi falan bilmek lazım evet, ama evet. Çocuk her şekilde bir ceza yer. Eğer hanımefendi kızımız da benim hiçbir şikayetim yok, ben kendim seviyorum, yakında da evleneceğim demişse kamu davası biraz... Kızın yaşı küçük hocam, o ceza alır o çocuk. Şimdi o ceza alacak, o hapse ya. Girecek. Fırat yani da diyor ki ne nikah var, ne bebeğin kimliği var. O cezaevine girecek. Kız şimdi gitti 17 yaşında. Şimdi evlenseler en isabetlisi bu. Ya bir çocuk var. Kızın artık durumu belli. Eğer gerçekten çocuk da seviyorsa yani eşi olacak kişi. Şiddet falan durumu da yoksa. Varmış işte var, bak boğulmuş var. Kızı. Yani var. İşte o var. Şiddet deyince soru işareti koyuyoruz. O yani olmazsa yani bir an evvel bir nikah olsun da kurtulsunlar demekte fayda var yani. Yani çocuğun kimliği ayrı mesele çocuğun de evlilik ne bileyim çıksın, bana biraz şey geliyor. Bence evlenmesinler. Yani evet ben şiddet, buna da evlilik biraz evet, şey geliyor şiddet ya. Varsa çocuk aile sorumluluğunu almıyorsa. 17 yaşında. Yani bence. Şimdi ben çocuğun aile evlenmeyeyim. Sudan sen bir ortaya çık da bir karşı karşıya konuşalım. Dur şimdi bizim arkadaşlar bir ulaşsınlar. Bir Sudan'ı bulalım beraber karşıda kişiyi de bulalım. Aileler de bir devreye girsin. Yani böyle niye bu insanları buralara getirtiyorsunuz ya? Herkes mağdur yani burada. Herkes mağdur. Bir o kaçıran çocuk. O zorba. Bir de hamile bırakmış küçük kızı. Yani o ailenin ortaya çıkacaksınız. Siz biraz hale yola koymak aile için. Aile zaten kesinlikle istemiyor. Onlar da istemezler hayatım yani. Ne yapacaksın? Onlar efendim, oğullarına güvenmiyorlar. Size bir haber daha vereceğim. Çünkü şimdi başka İstemek konularım da var. O yüzden hızlı hızlı gitmek istiyorum. Kayseri'de yaşayan biliyorsunuz Hatice Kahraman, eşi Metin Kahraman'la birlikte evinde meyve yerken yakaladığı Yeşim Yağcı'nın 130 bin lirasını çaldığı iddiasıyla programımıza başvurmuştu. Verim arkaya. Hatice Kahraman'ın 130 bin lira parasını almakla suçladığı Yeşim adlı şahıs için çıkarıldığı mahkemede 3 haftayı geçmeme şartıyla psikiyatri hastanesinde gözetim altında tutulmasına karar verilmişti. Sonra biliyorsunuz bir konuklarımız daha almıştı. Demişlerdi ki Yeşim aldı hani o 130 ne kadar aldığını bilmiyoruz ama bizi aldı Antalya'da havuzlu villa tuttu gittik tatil yaptık paranın bir kısmını yedik falan diye de gelmişlerdi. Şimdi bu Yeşim'in Kayseri Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ndeki 3 haftalık gözetim süreci sona erdi. Ancak kaldığı hastanenin başhekimi savcılığa ek gözetim talebinde bulunmuş. Yani 3 hafta daha hastanede kalsın demiş başhekim bunu uzatalım demiş. Biz de olayın yaşandığı Kayseri'deki evlerindeyiz çifti. Hatice ve eşi Metin Kahraman gerçekten aradan geçen bu 3 hafta içinde çiftin arası nasıl oldu? Düzeldiler mi? İyiler mi? Ben çok merak ettim. Hem de bu haberi de vermek istedim. Günaydın öncelikle. Dövüşler, dövüşler. Günaydın Müge Hanım. Hayırlı günler. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sen konuş, Kelo konuş. Hamdolsun iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Sizleri çok özledik. Vallahi ben de özledim. Ekibinize, hepinize çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Karı koca anlaşmaya başladınız mı? Düzeldi mi biraz aranız?
Hamdolsun iyiyiz de yemeğini ayrı yiyor. O şekilde devam ediyor. Aa. Niye sabah kahvaltı etmediniz evet. mi? Evet. Sabah kahvaltı yiyoruz da kendi ayrı yiyor, ben ayrı yiyorum. Hatice hala affetmedin mi? Affetmedim. Çünkü sebepleri var. Selamün aleyküm Müge Anlı, nasılsın, iyi misin? Aleyküm selam, iyiyim, sen nasılsın? Kayseri'nin size selamları var, İldem halkının size çok çok selamları var. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne oldu, hala Metin Bey'i affetmedin mi? Bak o diyor ki şimdi iyiyim. Şimdi aramız bozuk. He. Yok. Yok yok, iyiyiz dedi, o ağzından kaçırdı. İyi, oradan geldik geleli iyi değiliz. Ben ayrı odada yatıyorum 2 aydır. Bu da ayrı odada yatıyor, öyle. Anladım ya, o kadarını öğrenmek istememiştim de yani. Ama hani sabah kahvaltımızı yaptık. Müge Hanım sabah kahvaltımızı yaptık. Şimdi ben mutfakta her şeyi hazırladım, menemen falan yaptım. Burayı masaya getirdim, burada yedim. Ben de mutfakta yedim. Çünkü biraz öksürüyor, içine gidiyor. O yüzden yanında öyle yemek şey istemiyorum. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok tabii. Şimdi bu beni dövmeye kalkıyor. Müge Hanım beni dövmeye kalktı. Niye dövmüş? Üzerime. Ne dövmesi ya? Müge Hanım beni dövmeye kalktı. Üzerime. Aynen. Şuraya oturuyorum şu kanepenin orada. İşte dişim ağrıyor dedim. 650 bin lirime de almış bu Yeşim Hanım dedim. Benim dedim çok dişim ağrıyor, dişçiye gidemiyorum dedim. Bu kendi sevdasında. Benim de dişim ağrıdığı için bununla azıcık konuştuk. Şöyle fazla değil, az bir şey konuştuk. Ondan sonra kalktı bu yüzden üzerime, sanki beni boğup öldürecekmiş gibi üzerime geldi. Ben bundan korkuyorum zaten. Müge Hanım yapmaz Metin amca. Evet, çok evet. Çok konuşuyordu. Böyle yirdi. Çok konuşuyordu. Biraz sesini kes yoksa çık dışarıya dedim o şekilde. Bir hafta pazar günü kardeşi gelin bahçeye gittiler, orada tavuk yediler, orada arkadaşlarıyla gittiler, okey oynadılar. Orada sesleri, sesten kafası ağrımıyordu ve benim dişim ağrıyor. Ondan sonra ben hastaneye gideceğim, bu kadın param aldı, böyle konuştum azıcık, ona mı kafası ağrıyor? Çok yanlış şeyleri var. Müge Hanım, benim insanlığımla ben hiçbir zaman taviz vermedim. Benim gibi sabırlı insanlar olamaz. Allah rızası için ben bunu yanımda taşıyorum. Kendi ahını başını alsın. Bura otel değil. Otel gibi kullanıyor benim evimi. Dur. Benim yanıma gelmiyor, yöreme gelmiyor. Bunlara ben çok kızıyorum. Anladım da o kadarına ben bir şey yapamam ki. Şimdi otel gibi yanıma gelmiyor diye demesi. Bak. Otel gibi yanıma gelmiyor demesi, benim bundan 5 senelik evliyim. 5 senedir ve bu eve balıkçıya gidip geliyorum. Balıkçıların da selamları var. Aleyküm balıkçıya selam. Gidip geldikçe bura otel mi otel mi? Kesenini doldurdun, şeyini doldurdun diye bana öyle laflar çakıyordu zaten. 5 senedir bura otel mi diyordu. O paramı da onun için soyduklarını düşünüyorum. Altınımı paramı da o yüzden soyduklarını düşünüyorum. Yalnız sizi Müge Hanım. Efendim. Müge Hanım, senden bir ricam var. Allah rızası için bu kadının çalınan ötesini berisini getirsin. Ben çok vicdan azabı duyuyorum. Allah rızası için, yoksa onun hakkında 160 milyar tazminat davası açacağız. Anladım da işte parası olursa öder. Evini satsın, bahçesi varsa bahçesini satsın, evini satsınlar. Çünkü beni kahraman kovuyor evden. Kolumdan tutup atıyor, üzerime geliyor, boğacak. Ondan sonra ben bu kağıt getiriyor, karton getiriyor, beni atmak istiyor. Evden taşınıp gitmek istiyor, beni sokağa atmak istiyor. Ben de o paramı, altınımı alırsam yahut bir ev tutmayı düşünüyorum, yahut da eve yazılmayı
düşünüyorum getirirlerse. Biz size misafire, Müge Hanım, misafireye geldiğimizde aslında sizleri bir arada gördüğümüz kahraman çiftini bir arada gördüğümüz için öyle, mutluyduk. Biz öyle birlikteyiz ama mecburiyetten birlikteyim. Ben bugün değişen altının parası şey gelsin yani. Hemen gideceğim sizin yardımınızla inşallah. Ya Müge iyi de. Sizin yardımınızla inşallah. Ya iyi de hayatım. Burayı da terk eder giderim. Hayatım her zaman yardım ederim de bak o 130 bin liran vardı senin çalınmadan önce. E o zaman gitmemişsin. E şimdi bak adam da diyor ki güzel ben onu seviyorum diyor. Aramız iyi diyor. Ama bak gitmedim de gidecektim. Bekle. Daha fazla Müge abla gidecektim. Az daha üstüme gelse her şeyimi hazırladım. Çok üstüme geldiği an gidecektim. Ama ben işi bırakacağımı bildiler, bunu soymaya işi yaptılar, gidemez diye. Bunun bir şeysi yok, bunu ortada koyarız diye düşündüler. Bu anlaşıklı dönleşikli diyorum ben. Bu iş. Bunda bir şey var yani. Şimdi bak, bunda bir bit yeneği var yani. Bu Yeşim Hanım'ın kaldığı hastanenin başhekimi demiş ki 3 hafta daha bizde kalsın demiş. Bunda bir dümen var. Bak evet, dinle. Bunda bir dümen var. Kalmış demiş yani demek ki çok evet. Akli dengesini yerinde bulmuyorlar orada. Net karar veremiyorlar. Karar verememişler. Net bir kanaat elde edememişler. 3 hafta daha kalsın demişler ama tabii sayın savcımız buna nasıl cevap verecek bilmiyoruz. Biraz yani süreç uzayacak gibi. Bizim eve geldiğinde yılan gibilerdi. Ya biraz evet, telefon hanım numara. He, Yeşim mi numara yapıyor? Evet. Onun gayet aklı başında. Doktorlarımız da dikkat etsinler. Bu kadar da sürmemesi lazım. Çok güzel ya. Doktorlar da dikkat etsinler. Bu kadar da sürmemesi lazım. Polis arabasına. Polis he. Arabasına. Polis arabasına. Yani her insan kaçırabilir. Benim annem de geldi miydi buraya mesela zor zor kaçırabiliyor. Yani yalnız Hatice var ya senin de ağzında bakla ıslanmıyor evet. Be kardeşim ya. Her şeyi söylüyorsun. Çünkü evdeyken ben yani balkona çıktı. Kadın deli olsa balkona çıkamaz. Burada tuvaletine gittim. Ondan sonra güzelce yattı. Telefonundan öyle konuşuyor. Ben telefonu kaydetmesini bilmiyorum. O kaydediyor. Müge Hanım söyleme. Nasıl deli olabilir bu kişi? Hemen söyler. Sağlandığı yok. Yok sen de dikkat et yanında yani konuştuklarına yaptıklarına valla. Ama hasta o. Ama hasta olabilir. Ama hasta olabilir yani. Kolonyamız. Kolonya mı diyelim? Diye mi kolonya? Ne diyor? Müge Hanım sabah biz eve geldiğimizde tamam. Aslında bir kolonya savaşıyla karşılaştık Müge Hanım. Evet. Nasıl, nasıl yani? Bir kolonya savaşı? Bize Neşeli Günleri hatırlattı filmi. Adile Naşit'i, Münir Özkul'u hatırlattı. Size göstermek istiyorum. Aslında bundan bahsetmek evet. İstedi galiba Hatice evet. Hanım. Evet. Kolonyalardan biri İde kolonyası. Gelir gelmez bu kolonyayı döktü. Gelir gelmez bu misafirler gelir gelmez bunu döktü. İde çiçeği evi doğal, evin içi doğaldı. Güzel kokmuyordu. Tertemiz camı peçeyi açtım. Metin güzeldi. Bunu döktü evi pis kokuttu. Ben de geldim biraz sonra limon kolonyası döktüm. Bu daha güzel. Şunu kötü kokuyor. Metin Bey diyor ki iyi de kolonyası. Hatice evet. Hanım diyor ki limon kolonyası. Turşu suyu nasıl yapılır? Sirkeyle mi limonla mı yiyor mu hatırlattı evet, bize. Evet Adile Naşit gibi olduk. Hatice Hanım hemen koştu geldi bu kolonyayı kullanmaması gerektiğini söyledi. Biz de dedik bir aradasınız bu kolonya kavgası nereden çıktı evet. Diye Hatice Hanım'ı boğuyormuş iyi de kolonyası. Yani şimdi bayramda bunun oğlu geldi ben bu sofrayı donattım. Bu kolonyayı sıktı her tarafa. Bu sofra burada. Onlar da gelmek üzere. Bunu soktu. Her taraf sıçramıştır yemeklerin içine falan. Ondan sonra diyorum yapma yine aynısını yapıyor. Sofra olsaydı yine sıktı hemen her tarafa. Hatice Hanım bu, kolonya konusunda çok hassas. Ama yemek yenir. Her şey yenir. Bu kolonyayı oturunca tutabilirsin yemek yani. Yemek de sıkılmaz. Önce sıkılır ki. Koku olmasın evin içinde diye. Güzel koku olsun. Koku yazılsın diye sıkılır önceden. Sen bilmiyorsun, bilmeden konuşuyorsun. Ya size bir şey söyleyeyim, bunu çok sevdim söylüyorum. Yanlış konuştu. Ya böyle keşke yan komşum falan olaydınız. Yani ben arada size gelir otururdum yani. Gerçekten böyle izliyorum. Bence ikisi de çok iyi. Metin amca biraz... Sizleri çok özledik. Evet.
Vallahi biz de özlemişiz. Buyur. Biz de özlemişiz sizi. Evet. Evet. Allah razı olsun. Metin amcam, Metin amcam beni... Hepinize, de, hepinize çok teşekkür ederim. Metin amcam hepinizden beni Allah kovuyor. Ben de diyorum ki altınımı, paramı verin diyorum. Ben de gideyim ev tutayım, oturayım diyorum. Ya sen de biraz tatlı dilli olup şu adama bir hoş sohbet etsen. Bir de kovuyor. Ben çok sabrediyorum. Tamam, eğer seni bana zaten evden kovmak isterse o evi satacak Metin amca, aynen, sana verecek 130 bin liranı. Aile. Ondan sonra boşanacak. Öyle ben git bu evden boşanıyorum, aynen, yok artık. Kim müsebbibiyse olayı. İşte öyle yapıyor bana. Bir şey yok. Eğer öyle Metin amca ayrılmak öyle istiyorsan şey evi satacaksın, 130 bin liraya vereceksin, yoksa... Ben... Biraz Hatice Hanım da şöyle evet, biraz hoş sohbet olacak. Benim 130 milyonumu versinler, ben ev tutup gideceğim. Hayır. Müge Hanım'ı dinleyelim, öyle cevap verelim. Tamam. Kendisine ben diyorum ki evine sahip çık, bana sahip çık. Böyle ailelik olmaz diyorum. Yalan söylüyor. Ayrımcılık yapma. Ayrımcılık yapınca benim zoruma gidiyor. Ben de fazla konuşunca evimi terk vallahi edip gidiyorum. Valla son 5-4 sayıyorlar. Ben size doyamıyorum ama yani demek ki kahraman çifti bıraktığımız gibi. Bir aile terapisine falan mı göndersek acaba ya? Ben hiç ayrılsınlar istemiyorum. Hadi girelim reklama. Mersin Silifke'den 25 Haziran 2018 tarihinde kayıplara karışmıştı 40 yaşındaki Saliha Çalışkan. Üzerinden 27 ay geçmiş ne yazık ki. Siz niye en başta böyle bütün Silifke'ye bir ayağa kaldırmadınız ailece? Gitmediniz, yırgılmadın Nügarlı Hanım. Şu adam yalan söyledi. Ben dedi görmedim dedi, durakta duydum dedi. Sonra asayiş büro amirliği teknik takipten taşına indirdi Bayram Yüceloğlu diye söyledi. Sen Saliha'nın annesi olduğunu biliyor muydun? O işte biliyorum ya. Hani Saliha'nın evini bilmiyordun ya, biliyorsun evini işte. Saliha Çalışkan ve Bayram Bey buluştukları gün birlikte ne kadar vakit geçirmişlerdi? Sen buluştuğun andan itibaren Tuncay arıyor. 19.44'te Tuncay aradığında falan da siz onun yanındasınız. Evet ya ben domatesle ilgileniyorum ya. Ama artık domatesle sen ilgilenmişsin, yemek yemişsiniz, berabersiniz. Artık hayır. Şu saatten itibaren 18.41'den sonra beraber olduğunuzu varsayıyorum. Tamam ben. Domatesleri sattım, ondan sonra yemek. Tamam artık en son konuşmanız bu ya. Ben domates satarken de Tuncay'la görüşmüş olabilir. Ben yanında değildim. Hayır ama şimdi artık 18.41'de domates sattınız. Ya, yan yana dükkanlar. En son konuşmanızı yaptınız, gittiniz yemek yemeye. Saat 18.41. Ama daha sonra 45'te aramış Tuncay. Açmış kapamış demek ki. Bir daha aramış hemen arkasına. O da bir dakikayı aşkın süre konuşmuş. Buralarda da mesaj atmış. En sonunda 19.44'te aramış ya. Yine sizin yanınızda olmuş olmalı. Çünkü 20-11'de hava kararıyor siz farları yaktınız. Ya diyorum ki ben domates, diğer lokantalara da domates veriyordum. Oraya gittiğimde konuşmuş olabilir ya. Yemek yedikten sonra tekrar gittiniz mi domatese? Hayır canım, domatesi sattık bitirdik, ondan sonra tamam, yemek yedik. Tamam, sonra da yemek geldik. Yediniz. Tamam işte 18.41'den sonra işte siz yemek yediniz. İşte bu konuşmalarda o önümüzdeki bir saatin içinde, yani sizin yanınızda olmuş bunlar. Ben buradan Tuncay Bey'e sesleniyorum. Tuncay Bey işte en son seninle görüşmüş çocuğunun annesi nerede Tuncay Bey? Sen bura gelsene. Niye kaçıyorsun orada? Senden başka kimse şüpheli değil benim gözümde. Geleceksin buraya Tuncay Çalışkan. Gerçekleri sen konuşacaksın. Yaşasa bile şiddet gösteren gene o. Sürekli ablamı döven. Kurban Bayramı'nda enişteme etinden kemiğinden ayıracağım diyen bu. Onun için Tuncay Bey bu iddialara siz cevap verin. Saliha Çalışkan'ın boşanmaya karar verdiği eşine bir çağrı da aynı mahallede oturduğu arkadaşlarından geldi. Tuncay kendini anlatsın yani. Kaybolduğunu zaten kendi karısı. Herkes kendini aklamak için oraya çıkıyor. Kendini aklamak için gitmeni tavsiye ederim. Çık arkadaş, kendini ifade et orada. Burada edemiyorsun, belki de orada edersin. Programımızı arayan bir komşuysa Saliha Çalışkan'ın kaybolmasından bir ya da iki gün sonra duyduğu çığlık sesine dikkat çekti. Bu hani beyefendi diyor ya, aradan bir yoldan geldim, Çakal Deresi tarafı, oradan acı acı çığlık sesi gelmişti. Orası o kadar öyle büyük yer değil, herkes acı acı çığlık atsın. Yani bu kadını aldılar da birisi aldı bir tuttu, sonra mı bir şey yaptı acaba? Yani acaba o gece Tuncay ile karşılaştınız mı aslında? Açık açık herkesin kafasındaki soru işareti bu. Evet. O gün Bayram Bey aslında Tuncay Bey ile karşılaşmış olabilir mi? Bayram Bey hepimizin aklındaki... Ya karşımdan gelse bile kim olur ben bilemem ki ya. Karanlık zaten, hava karanlık. Çok iyi görebilen biri değilim.
Biraz ama onun saçı başı değişik ya, değişik gelebilir yani. Dikkat etmedim ya, ben yoluma bakıyorum. Araç kullanıyorum. Gelen giden bakayım, araç mı kullanayım? Araç kullanıyorsun da ne yapıyorsun? TEM'de araç kullanmıyorsun ki ya da E5'te yani. Boş yollar yani. Gecenin o yolda bir vakti... dar bir yol. Çok he? Geniş yol, bir dar bir yol. Çok geniş bir yol değil. Anladın da hani böyle çok böyle sık işlek bir yol değil ki yani. Sen Tuncay'ı görsen şey yaparsın yani, tanırsın. Ya zaten Tuncay'ı da tanımıyorum. Ben kim olduğunu bilmiyorum ki. Bir de o bir sizi görse yanınızda karısı var. Doğal olarak karısı da bir tepki verecek. Belki o da sizin arabayı durdurup hayır, öyle... bambaşka bir... şekilde size yaklaşacak. Yani şey Salih Hanım da demedi, hani Tuncay gidiyor falan bir şey de demedi yani. Hadi ben görmedim, o gördü desek. Hasta. Öyle bir şey demedi. Şimdi bantlarım var. Muhammed Yıldız'ı önce dinlemek istiyorum ve bugün stüdyomuzda Adem Bey var. Aslında benzer bir konu. İsterseniz önce bu bandı izleyelim, sonra siz de lütfen fikrinizi söyleyin. Muhammed Yıldız Bayram'ın eski komşusu diyor ki Zeynep Kızılyar gelip kızıyla ilgili Bayram'dan hesap sordu. Bayram da Salih için beni kullanıyor. Ben farklı şeyler istiyordum ama o reddediyor. Ona kızgınım dediğini. Bunu da Bayram'ın arkadaşlarından duyduğunu iddia ediyor Muhammed Yıldız. Salih Çalışkan'ın kaybolduğu gün görüştüğü son kişi olan Bayram Güceoğlu'nun eski komşusu Muhammed Yıldız bir kez daha ekibimize konuştu. Burası benim evimin balkonu. Bayram Bey'in oturduğu yerde karşısı 5-6 kez gördüm Salih Hanım'ı. Salih Hanım'ın yanında farklı bayan da vardı. Gördüğüm hanımefendi size yayına bağlayıp röportaj veren bayandı. Farklı farklı erkeklerle farklı farklı bayanlar da geliyordu. O yüzden rahatsız olduğumuz için kendisini uyardık. Muhammed Yıldız'ın Güceoğlu'nu yalanladığı bir diğer konuysa gördüğünü söylediği kırmızı çizgili minibüstü. Şimdi Bayram Bey arabaları reddetme gibi bir lüksü yok. Çünkü ben buradan net görüyorum. Benim evimin önünde duruyor karşıda. Beyaz bir taksisi vardı. Beyaz bir de minibüs vardı. Kenarlarında kırmızı şerit vardı. Önce minibüs yok oldu. Sonra buradan gittikten sonra da taksi yok olmuş. Buradayken minibüsü birileri geldi götürdü gitti. Alacak verecek karşılığında. Bizim tanımadığımız bir çevreydi. Bu yöreden değildi. Komşu anne Zeynep Kızılyar'ın kızının kaybından sonra Bayram Güceoğlu'ndan hesap sorduğu o günü anlatıyor. Şimdi Zeynep teyze elinde asayla geldi. Pencereye tıklattı. Sonra Bayram Bey dışarıya çıktı. Bayram Bey dışarı çıktıktan sonra şöyle bir kelime söyledi. Benim kızım nerede diye. O da ben görmedim teyze diye. Aralarında bayağı bir böyle bir konuştular. Bir 10-15 dakika konuştuktan sonra Zeynep teyze geri döndü gitti. Bayram Bey Zeynep teyze gittikten 20 gün 25 gün sonra falan taşındı. Muhammed Yıldız duyduğu bir söylentiye de dikkat çekiyor. Pazarda gezdiğimde Bayram Bey'in arkadaşları şöyle bir söylentiler içerisindeler. Arkadaşları buna soruyor. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun o bayanla falan diye sorduğunda. Bayan beni kullanıyor. Zaten bir avuç para kazanıyorum. O da oraya gidiyor. Ben farklı şeyler istiyorum. Ama o da reddediyor. Bana farklı numaralar veriyor. Farklı şeyler sunuyor ama ben kendisinin üzerinde netleşiyorum. Yani o yüzden ben kendisine kızgınım bu hususta diye arkadaşlarının yanında, çevresinin yanında böyle bir mevzu bahsetmiş. Şimdi Bayram Bey Salih Hanım'ı o gün içerisinde İncegum'a götürdü. İncegum'a götürdükten sonra düz yolu tercih etmiyor da tenha yolu. Tercih etmesinin amacı, gayesi ne? Bence daha önce arkadaşlarının yanında anlattığı gibi de ben ondan bir taleplerde bulunuyorum. O da reddediyor. Ben bunun altında kalmayacağım dediği olayı orada gerçekleştirmiş de olabilir. Eğer gerçekleştirmediyse bu işin içerisinde Bayram Bey yoksa Bayram Bey mutlaka yapanları biliyordur ya da kendisi içindedir. Yani Muhammed Yıldız bizi çağırdı ki gelin balkonuma bakın dedi. Yani neresi gözüküyor, gözükmüyor. İşte görüyoruz biz onun balkonunu. Şimdi Muhammed de şurada yalan söylüyor. Önce benim Taksim gitti. Taksim gidince ben başka minibüsü aldım geldim bir arkadaşımdan. Orada yalan söylüyor. Ya tamam da konumuz taksiyle minibüs değil ki. Konumuz adam başka öyle şey. Diyor ama önce ben taksim gittim. Öbürleri gitti. Doğru o zaman. Hayır öbürler de yalan. Şimdi. Aa teyzem geldi bana sordu. Hani biri papi. Yalan dediğinde öbürleri doğru anlamına öbürler de yalan. O ilk yalan oradan başlıyorum. Gördüm. Kadın geldi sordu bana. Bir tartışma falan olmadı. Sadece geldi sordu. Gördü mü? Ben de görmedim. Çekti gitti. Aha yüzü. Neden görmedim dedin? Ya görmedim ya, diyen adamı döveyim. Görmedim ya. Seçim günü sen bırakmışsın. Sen bıraktın. Ay seçimden bir gün sonra da sen bırakmışsın. Tamam bıraktım. Tamam bıraktım. Neden görmedim diyorsun işte. Bilmem ikinizsiniz şüpheli burada. Tuncay Çalışkan'ın an Bayram Yüceloğlu. Elin karısı sana neyle götürün getirin falan yere falan yere. Hastayı haydi getirdin kabul ettik yardım amaçlı. Elin karısı sana haydi de, gördü. Vurdu öldürdüyse haydi. Sen de bilmiyordun o zaman benim arabamı ne biliyorum. Ben ne bileyim canım geldin hasta olunca geldim gelince tanıyınca. Ben de yardımcı olduk sadece. Tamam yardımcı oldun bu seferlik olabilir ama. Silip beden alın diyecek ama seni şey kim götürdü? Birkaç şey var Muhammed Bey'in. Kim götürdü? Ben birkaç yerde takılıyorum. Bir tanesi annesi gelip sorduktan sonra... He. O evden 15 gün içinde terk etti oraya gitti demesi adam bir. Adam çıkmıyor bana ev sahibi çıkmıyor ev sahibi. Hı? Ev sahibi çıkmıyor bana evden. İşte denk düştü o zaman. Evet denk düştü. Yani sen öyle söylüyorsun. Sen denk düştü diyorsun. Mahalleli de diyor ki geldi annesi sorduğu noktada aslında oradan kaçtı demeye getiriyor. Hayır canım. Ben şimdi milletin söylediğini ne demek istediğini net söyleyeyim. Her şey de bana kalıyor ama.
İkincisi de şu. Sen anlatıyormuşsun eşe dosta. Yani yalan ben söylüyor. Üç, para, yalan. Üç kuruş para kazanıyorum. Onu da Saliha'ya harcıyorum ama ben Saliha'dan başka beklentilerim varken Saliha bana başka birilerinin telefonunu veriyor. İşte bak o zaman da o meleğe denk geliyor işte. Melek diyor ya benim telefonumu vermiş ona. Ben de kızdım. Niye beni tanımadığım adamın telefonunu, benim telefonumu tanımadığım adama verdin diye. Bak orada da bir örtüşme var. Meleği ben kaç kere aramışım? Onu da araştırdım. Ben şimdi kaç hadi keresim? Saliha bana meleğin telefonunu verdi. Ben meleğe kaç kere aramışım? Sorun meleğe kaç kere aradı? Hiç aramadım. Ve numara veriyor. Yok ki ben arayayım. Aramışsın kadın seni hayır, azarlamış. O kadın zaten kafadan var. Arasa da der, aramasa aramadı der. Muhammed Bey de telefon attığımızda Muhammed Bey. Kafadan var. Günaydın. Muhammed Bey. Dinliyorum efendim. Günaydın. Günaydın. Yani anladığım kadarıyla artık siz tabii hani beni gördü göremezdi falan derken teşekkür ediyorum. Balkonunuzu bile açmışsınız işte görülüyor mu görülmüyor mu diye göstermişsiniz. Siz Saliha'yı o evde gördünüz dinliyorum mü? Dinliyorum efendim. Siz Saliha Hanım o evde gördünüz mü? Ama ben aşağıya vardım kahvede çay içtim. Bana bir şey demedi o adam. Gördüm falan demedi. Düdünü falan sormadı hiç. Televizyonun bir sesi mi açık Muhammed Bey'in? Muhammed Bey. Ben şu an yayında konuşuyorum. Siz Saliha Hanım'ı Bayram Bey'in evinde gördünüz mü? Şimdi Müge Hanım'ın dediğini ben buradan duyabiliyorum. Cevap verebilir miyim? Lütfen canlı yayındasınız. Ben size sesleniyorum. Tamam evet. Şimdi öncelikle ben hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederim. Evet gördüm. Gelmedi çevre diyorsun. O adam gördüm. Yalan söylüyor. Saliha Hanım benim evime gelmedi. Bir başka kadın da gelmedi. Yalan söylüyor adam. Neden yalan söylüyorsun sana? Ne bileyim ben. Birinin sandalmanı yani nereden kim bileyim ya? Evet. Değil evet. Birinin sandalmanı nereden bileyim? Söz hakkı alabilir mi? Hayır, o kim adam satın alacak ev sahibinin eniştesi o adam. O adam ev sahibinin eniştesi. Alo. Efendim ben sizi kimi dinliyorum Muhammed Bey. Şimdi kullanan adam bana, benim vardığım ev sahibinin eniştesi. Tamam ben size sordum duymuyor musunuz Zeynep? Dedim ki Saliha'yı gördünüz mü? Siz gördüm diyorsunuz. Bayram Bey de diyor ki hayır biri onu tutmuş böyle söyletiyor. Saliha benim evime hiç gelmedi diyor. Evet gelmedi. Şimdi Bayram Bey'e şöyle başlayayım. Bayram Bey'le bizim bir geçmişte husumatimiz var mı? Yok. Yok. Ben seni tanımıyorum bile. Tamam ben orada 1,5 yıl falan oturdum. Ben seni tanımıyorum. Tamam. Merhaba. Sana ben merhaba bile demedim ya. Tamam merhabamız bile yok. Şimdi şöyle başlayalım Bayram Bey. Sen yaptın veya yapmadın. Ben bir şey demiyorum. Sen yaptın veya yapmadın. Ben bir şey demiyorum. Şimdi bak ben gördüklerimi söylemekle mükellefim. Yalan söylüyorsun ama doğru gördüysen gördüğünü doğru söyle. Saliha ben önüme gelmedi ve başka bir kadın da gelmedi. Şimdi bak şöyle başlayalım. Geçmişte bir husumetimiz yok ikimizin. Yok. Ben benim evim senin evin karşısında olduğu için ben seni net görebiliyorum. Oturma odamdan, mutfağımdan, balkonumdan. Halbuki bana çocuklarım dedi ki baba biz rahatsız oluyoruz. Atletle oturuyor. Birkaç erkek geliyor. Uygunsuz geliyorlar. Biz balkona pencereye çıkamıyoruz baba dediler. Şimdi bu husustan dolayı şimdi Saliha Hanım'ın ilk geldiği günü anlatayım senin evine. İlk geldiği günü. Şimdi ilk geldiği günde senin evini karıştırdı. Senin evini bulamadı. Yan tarafındaki ikinci kata çıktı. Oradan bir tane teyze buna seslendi. Kime baktın kuzum diye. Bu da dedi ki Bayram Bey'e baktım. Bayram Bey yan tarafta dedi. Sizin evinize geldi. Sizin evinizde bir temizlik yaptı. Sizin evinizde bir bayan temizlik yaptı mı Bayram Bey? Hayır. Şimdi her şeye yalan diyorsun, her şeye yalan yapmadı diyorsun. Yapmadı kardeşim, yapmadı ya. Kendim yapardım ya. Şimdi hanımefendi geldi, sen kahvaltılık malzeme aldın geldin, evin önünde kahvaltı yalan yaptın. Yalan söylüyorsun sen, yalan söylüyorsun. Seni kim satın bilmiyorum, seni biri satın almış ama. Seni Bayram kim Bey. Satın, seni kim satın aldı onu söyle. Bayram yalan Bey, yanlış konuşma. Yalan Bayram söylüyorsun. Ben gençlerinden utan, çocuklardan utan lan. Bayram yarın bir gün gemerip gideceksin, Allah'a hesap vereceksin, onu düşün lan. Bayram Bey. Güzel konuşalım. Güzel konuşuyorum. Şimdi hesap bak, vereceğim. Bey, bugün ben, yarın ölüp gemerip gideceğim. Allah'a hesap vereceğim. Allah'a. Allah'ıma da veririm hesabı. He. Ben o zaman, sadece kaybolan o zaman doğru bayan konuş. Doğru doğru. Bir dinlersen. Bir dinle bir dinle. Ben doğru konuş ki doğru değilim. Dinleyeyim. Orada çıkıp da yalan yanlış konuşma. Benim senden rahatsız olmamın amacı o bayanların gelmesi, senin atletle oturman, senin orada birkaç erkekle buluşman. Ya benim evime arkasını verebilir ya. Benim balkonumda senin evini görmesi,
Budur. Bir de kaybolan bir bayan beni ilgilendiriyor. Senin yaptın yapmadın demiyorum. Bak kimin, bak sen her şeye yalan dediğin için okları kendi üzerine çekiyorsun. Benim evime kadın gelmedi. Orada bir yalan söylüyorsun. Salih'e zaten gelmedi. Kadın gelmedi, şimdi, kadın. Şimdi bir ben demiyorum bak, kadın geldi, bayan geldi diye bir ben söylemiyorum. Herkes söylüyor. Senden ricam, doğru söylediğin bir tek bir şey var, o da şu. Orada otururken durumum sıkıntılıydı. Dediğin doğru, gerisi hep yalan. Benim hiçbir yalanım yok, ben doğru söylüyorum. Şimdi şöyle, bu tip şeylere evet, her alkol alan cani değildir. Her alkol alan birilerini öldürecek anlamında değildir. Diyeceksin ki arada bir alkol alıyordum. Diyecekti ki bayan benim arkadaşımdı, gelir evime. Evine gelmekle sen öldürdüğün anlamına gelmez. Evet, sen bunları yalanlamasan... Gelmedi, evet, gelmedi. Bey, ben gelmedi. De hep aynı şeyi söylüyorum. Şimdi evime gelmedi ya. Başka Allah bir kadın da gelmedi ya. Peki o zaman bir dakika Muhammed Bey, siz de hatta kalın. Bir tane daha bir hanımefendi var. Yayınımıza bağlanmıştı. Bakın şimdi o da konuşuyor. Yaşındaki Saliha Çalışkan'ın kaybıyla alakalı yayınımıza bağlanan ve duyduklarını aktaran gizli tanık Bayram Güceoğlu ile kuzeni hakkında bildiği tüm detayları anlattı. Bundan 2,5 yıl önce Bayram bizim mahallemize taşınmıştı. Devamlı alkol alan, gelip gidenin araçların belirsiz olan insanlardı. Üst tarafında oturanlar vardı. Oraya da gelip giden belirsizdi, kalabalıktı. Çoğunlukla Fatih olsun, üstündekiler olsun hep bir aradalardı. Fatih denilen de bir yukarı bir aşağı gelip gidiyordu. Peki gizli tanık Saliha Çalışkan'ı hiç Bayram Güceoğlu'nun evinde görmüş müydü? Ben Saliha Hanım'ı orada 3 kere gördüm. Birinde çocuk vardı. Yanında bahçede oynuyordu. Diğer ikisinde akşamdı. Kalabalık alkol alan bir ortamdı. Ve hani diğer kadın vardı, hani konuştu. O kadının da orada olduğunu biliyorum yani. Hani inkar ediyor ya Bayram, kalmadı, etmedi, yapmadı. Yalan söylemesine gerek yok yani, her şeyin doğrusunu söyleyebilir. Ben 1 kere gördüm. Saliha Hanım'ı da laptopu 3 kere gördüm onları yani. Gizli tanık tam da kaybın yaşandığı dönemlerde Bayram Güceoğlu'nun kuzeniyle aralarında geçen telefon konuşmasının kayıpla ilgili olabileceğini düşünüyor. Bundan 2,5 yıl önce Saliha, Bayram, Fatih bir de yukarıda oturan bir adam vardı. Kapının önünde oturuyorlardı. Bir masa vardı ortada. Alkol alınan bir ortamdı. Ben onları gördükten sonra Fatih bir süre sonra beni aradı. Ne yapıyorsun, nasılsın dedi. Ben de senin burada ne işin var dedim. O da dedi ki Bayram abinin başında bir bela var. Onunla ilgileniyoruz. Ne gibi bela dedim. Sen anlamazsın dedi. Sonra da zaten kapattı. Bu şey ortaya çıkınca Saliha olayı, bu geldi aklıma. Fatih bana öyle deyince bu işin içinde onun da olduğunu, ona yardım ettiğini düşündüğüm için bağlandım. Gizli tanığın dikkatini çeken bir diğer nokta ise Bayram Güceoğlu ile sık sık bir arada gördüğü komşularının aynı anda taşınmaları olmuştu. Bayram Bey ve üstündekiler aynı anda taşındılar oradan. Aynı anda boşaltıldı o ev. Aralarında fazla bir şey yoktu. Bir hafta bile geçmedi aralarından. Bayram Güceoğlu'nun oturduğu evinin önünde gördüğü araçlardan da bahsediyor gizli tanık. Benim bildiğim 3 tane araba vardı. Önce minibüsü gördüm. Beyaz, kırmızı çizgili. Arabanın içinde hardop vardı. Kimi yerde de keçi boynuzu denilir ya. Ondan sonra Bayram Bey'in evinin önünde beyaz arabam vardı, beyaz arabam vardı. Evet, bir beyaz vardı. Beyaz araba gittikten sonra arabaya geldi. Sonra Fatih'e gelince Fatih'in arabası da orada duruyordu. Zaten hani eski bir arabaydı. Peki taşındığında ya da taşınmaya yakın bir zamanda o araçlardan bir tanesi ansızın ortadan yok oldu mu? Ben yine bebeğimi gezdiriyordum. Bir anda polisler geldi. Bayram Bey'in arabasını alıp götürdüler. Bayram Bey gerçekleri söylesin, doğru söylesin. Herkes yalan söylemiyor Bayram Bey. Doğruyu söylesin. Tamam, şimdi Muhammed Bey yalan söylüyor. Peki bu hanım? Fatih'le bunun arası iyiydi. Tamam, iyi olsun. Evet. Tamam, diyor ki Fatih ben diyor sen kızına ne ilgisi var bunun şimdi? İkisi ayrıldı, Fatih ikisi ayrıldı, bana çamur atıyor. Ben o kızına ne ilgisi var? Tamam, o, evet. O şimdi Fatih'ten dolayı atıyor. Peki Muhammed'in kimle arası iyiydi de? Bilmiyorum artık kimle arası iyiydi. Bir tane de daha bir başka biri de gene aradı ya, gördüm sizi içki içmiyorum dediğinde de Salih'a geldi. Hayır, yalan söylüyor. Hiç, ben alkol almıyorum. Ama Bayram Bey bakın, her bağlananın söylediği birbiriyle örtüşüyor. Neden bunu reddediyorsunuz? Evinize birini... Olmadı öyle bir bakın, şey. Yok ki hocam, ben onları reddediyorum. Öyle bir şey olmadı. Gelmesi, evinize Saliha Hanım'ın gelmiş olması, bu
sizi suçlu konumuna düşüren bir olay değil ki. Gelmedi yani... mi? Gelse geldi diyeyim ya, gelmedi. Olmayan bir şeye evet mi diyeyim? Abi doğru sen mu diyeyim? Evime gelmedi, evime gelmedi diyorsun değil mi? Evet. Ama seçimden bir gün sonra İncekuman'da da gidip geldiğinde anneme görmedin dedin. Evden senin almadım hangi, ki ben bunu. Senin hangi doğrun, hangi yalanın ben karıştırdım. Benim her söylediğim doğru. Hayır, sen İncekuman'dan getirdiğin günde anneme görmedim dedin. Şimdiki bütün komşuların bağlandığı nasıl yalan diyorsa ona da yalan dedin. Ama getirdiğin ille sana resmi bir belge mi sunmamız lazım? Getirdin ise getirdin diye. Getirdim götürdüm tamam ben o silifke götürdüm. Ama neden o zaman anneme söylemedin? Getirdim ben yalan söylemedim. Neden adam adam aradık? Polis ille belgeyle sen getirmişsin dedi. Sonra mı dedi? Evet, ben getirdim. Evet, sen götürdük. Biz polise de polise söyledim ben aynısını. Konuştum. Önce söylemedim. Polis bize de bu. Ya ben polise söyleyeyim sana ne söyleyeyim ya? Polise ifade edeyim. Asayişte söyleyeceğim tabii ya. Ne demek sana ne söyleyeceğim ya? Ya söyleyeceğim abi söyleyeceğim. Ya olanı söyledim söyledim olanı. Söylemedin. Ben Silifke'de bir ay boyunca kamera dükkan ararken başta söyleseydin bunu bize. Aramadım. Kaybolduğunu duyduğunda söyleseydin ki Hasan böyle böyle oldu gülüm deseydin. Ya ne bileyim ben Silifke'de aramazdım. Niye bilmem? Kayboldu diye elezzet sormam bile. Yazın günü de ben aramazdım. Bu kadar insana yalan diyorsun. Arardım. Anneme de sen yalan konuşmuşsun. Anne ben yalan konuşmadım. Ama görmedim demişsin ya İncekum'dan getirdikten ya, sonra. İşte onu da demedim. Şüphelendim. Neden şüphelendiğim için? Neden? Sordum neden? Görmedim dedim. Neden yalan konuştun onu söyle o zaman. Yalan söyledim. Yalanım yok benim. Şimdi. Yok da neye söyledim? Pekala. Bu kız bu hanımefendi telefonda şu anda reportaj yapıyor. Bilmem ki katil var. Başka bir şey söylemedim. Gayet detaylı açık ifadede bulunuyor. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Yani evin bahçesinde oturup içki içtiğinizi hocam, sohbet ettiğinizi. Evin önünü güzel bir çekin o evin önünde nasıl mangal yakılır? Bak, balkonda nasıl şey oturulur? Şimdi sen Saliha Hanım'ı hiç tanımıyorum demiyorsun. Evet tanıyorum. Tanıdığını söylüyorsun. Evet tanıyorum. En az 5-6 defa görüştüm evet, diyorsun. Evet. Sen bu evde yalnız yaşayan bir erkeksin. Evet. Yani bir hanımla 6 defa görüşen bir yalnız yaşayan erkek 3 defasında kafeteryada buluşursa 4. de evine de bir ikramda bulunmak için davet etmesi normal. Yani buna tepki göstermenin gereği yok. Hayır. Hayır bak şimdi Bayram Bey. Şimdi Muhammed Bey diyor ki ben gördüm. Şimdi bir erkek. Bu hanımefendi yani, diyor ki ben gördüm. Yani normal olarak sen de desen ki evet ben Salih Hanım'la bir müddet görüştüm. Ama 6 defa ama 10 defa ama 3 defa. 2 defa kafeteryada buluşmuştuk. Bir sefer de evime davet ettim. Oturduk orada kahve içtik. Etmedim. Hayır ama... Ama bu, şimdi sen içmedim diyorsun da o zaman bunların orada gördük demeleri seni inkar durumuna sokuyor. Yalan söylüyorum ben götürdüm. Bak ben sana hukukçu gözüyle konuşuyorum. Hadi. Sanki sen bir takım şeyleri inkar etmek durumuna kendini bana bak, sokuyorsun. Bana. Gerçeği bunlar ifade ediyor diye kabul eder ediyoruz. O zaman sen de desin ki evet. Ben 3 defa dışarıda, 2 defa da evime davet ettim. Hiçbir problem yok. O zaman senin üzerinde bir şüphe de yok. No. Evime de götürmedim. Ha dışarıda taşıma. Tamam hanımefendi telefon attığımız demiş. Şimdi hanımefendi de beyefendi de telefon attığımızda. Arkadaşlar Bayram Bey de diyor ki yani birisi benim üzerime oynuyor diyor. Evet. Siz de gördüyseniz de tam emin misiniz yoksa yanılıyor musunuz? Hanımefendi size de sorayım. Ben gördüğüme yani yanılma değil. Üç kere gördüm. Bayram yaptı demiyorum ama yanında gördüm. Evinde mi gördün? Bahçesinde gördüm ben. Evinin bahçesinde. Evet. Oturup evet, sohbet ederken, bir şey içerken, aynen, çay, kahve veya su. Neyse. Anlatıyor bir tanesinde çocuğu vardı, evet, bir tanesinde o vardı. Aynen. Muhammed Bey bir öğleden sonraydı. Tamam, çocuğuyla gördüm. Muhammed Bey de diyor ki yani evi bulamadı, sordu, oradan biliyoruz diyor. Yani hanımefendi gördüğün Bayram Bey'in bahçesinde gördüğün Saliha Hanım'dı değil mi? Evet yani. Başka bir bayanla karıştırmış olabilir misin? Hani 2,5 yıl geçti hani karıştırmış olabilir miyim? Hayır. Onu bilmiyorum yukarıya yani da çok. Yani belki Bayram Bey başka vardı, bir hanımla otururken sen Saliha Hanım'a mı benzetiyorsun? Yoksa hayır benim gördüğüm Saliha Hanım'dı Bayram Bey'in yanında. Bunu diyebiliyor musun? Yani Saliha'ydı çünkü hani ben Saliha'yı o öldürdü ya da şu yaptı bu yaptı ya da o kaybetti demiyorum ki. Ama sadece yanında otururken 3 kere gördüm diyorum. Kimi gördün?
Saliha Hanım'ı dedik, canlı yayına bağlanan bir bayan vardı ya Melek. İşte bak şimdi şu anda Saliha Hanım'ın resmi bizde, siz programı takip ediyor musunuz? Tanıyor, tanıyor. Bakıyorum. Rahmi Bey. Şu anda fotoğrafı... Rahmi Bey, dur biraz küçük sesle, tanıyor. Ha yani Saliha Hanım'ı tanıyorsun değil mi? İsimen olarak hani kaybolduktan sonra Müge Anlı'yı da görerek tanıdım. Ama yani, hani orada gördüm. İsim olarak değil, resim olarak da, şekil olarak da, insan olarak da Saliha Hanım'ı tanıyorsun. Veya tanıyor Yok. Musun? Tanımıyorum ama sadece burada kaybolduktan sonra gördüm. Kardeşim kaybolduktan sonra o zaman diyebiliyor musun ki Bayram Bey'in bahçesinde gördüğüm kesin olarak Saliha Hanım'dı. Bunu diyebiliyor musun? Rahmi Bey dur bir saniye. Benziyordu yani, ona benziyordu ve yayına bağlanan kadın oradaydı yani. O kadını gördüğüme de eminim. Yayına bağlanan kadın da var ya, biz gittik evinde kaldık Ses diye. Ses harçlı. Melek. Melek. O da onun da adı Melek. Onu da görmüş. Demek istediği şey resmi görünce tanıdım diyor. Peki ben bir şey soracağım. Hukukta şüpheli konuşmalar biraz şey kabul edilir. İyi de bu bir tane değil ki. Şimdi Muhammed Bey'i bir soralım. Ona bir işin bir detayını Yok, soralım. Yok, benim migrenim tuttu da o yüzden sakin diyorum. Peki, ondan tamam. Başım ağrıyor. Evet. Evet, Muhammed Bey'e de sorun. Evet, sorun. Muhammed Bey'e de telefon attım. Pardon, Muhammed Bey. Muhammed Bey. Efendim, dinliyorum. Ha, merhaba canım. Muhammed Bey, siz Saliha Hanım'ı Bayram Bey'in evinde veya bahçesinde otururken gördünüz mü? Ben net konuşuyorum. Ben gördüğümü söylüyorum. Evet. O hanımefendi diyor ya, evin önünde gördüm. Ben aynı şekilde ev temizlerken evinin önünde evi karıştırdığımda net gördüm yani. Ne yani söyleyeyim? Gördüğünüz hanımefendinin Saliha Hanım olduğunda kuşkunuz yok değil mi? Ya kesinlikle kuşkum yok yani. Evet. Siz Peki Saliha Hanım'ı da tanıyorsunuz. Bayram evet, Bey'i de tanıyorsunuz. Bu iki kişinin yan yana beraber olduğunu gördünüz evinde, bahçesinde. Evet, kesinlikle. Teşekkür ederim. Şimdi ben Bayram Bey'e şunu soracağım. Şimdi Buyurun. Bayram Bey dedi ki, yalan söyleme, o çocuğun var, çölmeğin var. Şimdi Bayram Bey biraz konuşmalarına dikkat etsin, baltayı taşa vurmasın. Şimdi ben Bayram Bey'e diyorum ki, her şeyi yalanlayıp da okları kendi üzerine çekme. Yalan söylüyorum. Şimdi yalan başka söylüyorum. Birileri de başka bir illaki senin yanına gelince sen yapmışsındır değildir. Sen alkol alınca sen yapmışsındır değildir. Ben alkol almam, onu bir geç. Sen diyorsun ki beni kullandı diye yayını da söyledin zaten. İnsan birlikte olduğu arkadaşına, bayan arkadaşına beni kullandı diyebilir mi? Ya ben olanı söylerim, neyse söylerim ben ya, kullandırırım. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Sen Saliha Hanım'la gittiğin geldiğin yerlerde ne konuştunsa yayında anlat ki. Anlat ki altında bir şeyler çıksın ki yardımcı ol orada yayına, yardımcı ol bulunmasına. Bizim amacımız, gayemiz bu. Sen doğru konuş yeter. Yalan konuşma. Muhammed Bey size teşekkür ediyorum. Bak hayatım, bir tek Muhammed dese arasında başka bir husumet olduysa, bir de Muhammed Bey kaçak göçek bir adam değil ki. Orada yaşayan çocuk çocuk sahibi adam. Ben siz kaçak göçek miyim? Atletle, siz ne diyorsunuz? Atletle çıkıyorsunuz diye. Yazın herkes atletle dolaşıyor. Hayır, balkon yazın atletle. Herkes atletle hayır, bekar adam öyle yazın atletle benim karşımda da oturamaz, ben de müdahale ederim. Üstüne giy bir şey derim. Öyle şey olur mu? Adam diyor ki benim kızım var, bilmem ne var, biz rahatsız olduk diyor. Öyle erkekler oturamaz atletle. Kendisi de atletle duruyor. Üzerinize böyle bir tişört giyeceksiniz. Bir de adap denen bir şey var yani şimdi. Bir de oturma şekli, konuşma şekli bloklar birbirine yakınsa da bu rahatsız edici olabilir. Arada yol var ya. Bakın ben deminden beri şunu izliyorum. Şöyle. Her şeye yalan yalan diyorsunuz ve çok kuvvetli bir şekilde Saliha Hanım'ın sizin evinize hiç gelmediğini söylüyorsunuz. Evet, gelmedi. Kendi kendime şunu düşündüm. Melek. Bir tek gerekçesi olabilir. Saliha Hanım'ın sizin evinize geldiğini reddetmenizin bir tek gerekçesi olabilir. Evet. Saliha Hanım sizin evinizden yok olduysa. Gelmedi başka ki yok. Başka hiçbir gerekçesi olamaz. Gelmedi ki yok olsun. Çünkü Saliha Hanım'ın kaybolmadan önce sizin evinize gelmiş olması ya da gelmemiş olmasının kaybolmasıyla hiç ilgisi yok.
Zaten biz sizin Saliha Hanım'la görüştüğünüzü, yemek yediğinizi, onu bunu bir şekilde paylaştığınızı anladık. Evet, evet. Ben olanı söylüyorum hocam ya. Ben ha, olanı söylüyorum. Gelmiş. Gelmedi. Bakın. Hayır, gelmedi. Kadar... Evime gelmedi. Bak, Saliha Hanım peki, bırak. Peki o zaman şöyle yapalım. Saliha Hanım bırak, başka bir kadına benim evime gelmedi. Evinizden kaybolmuşsa. Peki şöyle yapalım. Muhabirimiz Zeynep Öncüler Mersin Silifke'de yanında Saliha Hanım'ın arkadaşı Melek Uysal var. Diyor ki Bayram'ın evine gittim. Bayram da beni 3 kez aradı diyor. Aramadım dedin ya. O da hayır, bağlanmak aramadım, istedi. Aramadım, günaydın söz sizde. Melek Hanım. İki sözü ben. Günaydın. Tamam, İyi günler. Da. İyi günler. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Tamam Melek'ciğim merhaba. Müge ben. Bayram Bey diyor ki ben... Biz gün beni hiç aramadım diyor Melek'i diyor. Yalan söylüyor. Sen doğru söylüyorsun, ben yalan söylüyorum. Ben seni hiç aramadım. Yalan numaranı söylüyor. Ben seni bu zamana kadar hiç aramadım. Numaranı ver de arayayım bari bundan sonra ya. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Tebenizi katının. Tebenizi. Kaç kez aradınız evet. Bayram Bey sizi? 3 kere. 3 kere. 3 kere. Ne dedi arayın? Kayıtlarda çıkardın anladın mı? Kayıtlarda çıkardın aradın mı aramadın mı ya? Ama... Bundan sonra arayayım numarası versin de arayayım. Bayram abi birazcık sus da kadın bir konuşsun ya. Konuşsun. Ne için konuşuyorsunuz siz? Sen istiyorsun böyle konuşuyorsunuz? Sen istiyorsun böyle konuşmamı? Siz... Böyle konuşmamı şey yapıyorsanız... O zaman doğru konuş. Sen nereden geldin benim evime ya? Ne zaman girsen benim evime? Yalan konuşma. Ben seni tanımıyorum bile ya. Yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsun. Söylemiyorum ben. Yalan söylüyorsun. Ne zaman nasıl gittiğinizi bir anlatabilir misiniz Müge Hanım? Annesinin köyüne gittik diye köyünden döndük. Ondan sonra o adamın evine vardık. Ondan sonra evine varınca kocası affedersiniz kocası şey oldu. Kocası çarşıya çıkmış. Çarşıda da çocuğu düşünce. Konuşmasın bile. Düşünce. Ondan sonra çocuk beni telefonla hatta olmayınca Bayram Bey'e telefon numaramı vermiş. Ondan sonra bana aradı. Ben dedim Bayram Bey falan deyince ben tamam dedim geleceğim dedim. Geleceğim dedim. Nereye gidecektin? Ondan sonra yine aradı. Neredesin, nerede kaldın diye aradı. Nereye gidecek? Zeynep sen efendim, orada müdahale eder misin? Zaman geç gidiyor diye susuyorum ben. Sen bir anlattır. Tabii. Hı. Şimdi Müge Hanım der ki... ne zaman anlamaz gittiniz abi. Bayram Bey'in evine ve 3 kere aradı dediniz ya... ...ne için aradınız? ben nerede kaldın? Merak ediyor. Kocasıyla ara burnumuz acil diye... Kocasıyla neyi buldu? Acil diye şey yaptı. Kocasıyla neyi buldu? Yaptı. Bir dakika, kocası neyi bulmuş? Çocuğu şey hani dışarı çıkmışmış. Dışarı çıkmış. Tatsızına çıkmış. Tatsızına çocuğu düşününce ondan sonra beni aradı. Bayram Bey'i aradı. Ondan sonra ben şunlu dedim ki ne oldu dedim. Bir şey yok dedi. Şey yaptı. 3 kilo domates için 3 kez ararsanız kadınları. Ya arama kayıtlarından çıkarın. O bir tek arama sensin yani. Çıkarım. Kim bilir neler geliyor bunların da başına. Herkes derdini anlatamıyor işte. Arama kayıtlarından çıkarım ben aramış mıyım bu kadını. Şey. Öyle. Zeynep siz başta konuştunuz ya ne demek istiyor? Nuga Hanım bu kadın benim kız kaybolduğunda bu kadın bize geldi. Çocuğu yere düşürdüğünden bahsediyor doğru mu? Evet. Tuncay Bey'in çocuğu yere düşürdüğünden... Bunun üzerine de aslında Bayram Bey'in telefonuna geri dönüş yaptığından evet, değil mi? Evet. Onun sonrasında da Melek Hanım'ın telefonuyla irtibatta olduğundan söz ediyor aslında. Bir dakika. Toplamda da 3 kez peş peşe aradığını dile getiriyor. Evet. Şimdi bir dakika Tuncay Bayram'ın telefonunu mu aramış? Onu netleştirmeye çalışıyorum. Yok. Tuncay Bey Bayram Bey'in telefonunu mu aramış? Hayır. Oradaki seyircili var, dükkancılar var ya. Dükkancı, Bayram Bey beni aradı. Tamam. Bayram Bey beni aradı. Ondan sonra... Ama başta Tuncay Bey çocuğu düşürdüm diye ilk olarak kimi hayır arıyor?
Cin, kadın düşüyor ama kadın çarşıya gidiyor. Kadın çarşıya gidiyor. Çocuk düşüyor. Onu bir anlamam gerekiyor. Kadın düşüyor ama çocuk düşüyor. Ondan sonra... Tamam, aman, çocuk düşüyor. Ondan sonra odakiler de yani pazar seyirciler de kafeciler de tanıdığımız kocasının. Ondan sonra onu görünce çocuğu yere düşünce kaç zaman geçti unuttum da yine de iyi kötü hatırladım şey yapayım size. Ondan sonra o düşünce beni aramış kontrol olmayınca eve aldım. Sizi arayan tam olarak kim? Bayram Bey. Bayram Bey bu bilgiyi alıp nereden sizi arıyor? Şeyden, o kaybolan kadından bilgi arıyor. Yani Salih Hanım'dan bilgi alıyor. Kaybolan kadının evet. Adını bile söyleyemiyor. Peki Salih, siz çocuğun yerde düştüğünü, ya. Tuncay Bey'in de Salih Hanım'ın peşine düştüğünü nereden farkındasınız? Salih Hanım arıyor. Onu Salih Hanım hayır, benim şunu anlatmaya çalışıyor. O Bayram Bey'i arıyor. Bayram Salih'i arayamadı. Ben Salih'in yanında olduğum için... Bayram beni aradı çocuğun düştüğünü Saliha'ya bilgi vermek için diyor. Oldu mu böyle bir şey? Hayır canım olmadı. Hayır. Benim hanımefendinin anlattığından ben bu kadını aradım aramadım. Araştırın ya şeyden buluyorsunuz. Mersin'de domates fiyatlarını buluyorum. Bunu da bulun. Aradım aramadım mı ya? Hiç aramadınız mı? Aramadım evet. Domates sattığınız hanımefendi bu hanımefendi mi? Değil bu değil. He? Bu kadın değil. Bu domates sattığın da o değil. Değil bu değil. Tanımıyorum ben bu. Domates sattığın melek kimdi? Yok tanımıyorum. Tanımıyor musun? Hayır. O başka bir melek mi domates? Onun adı Teslime. Size soruyorum. Teslime. Durakta durakta. Onun adı Teslime. Domates sattığın kadın adı Teslime. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Size domates sattı mı Bayram Bey? Hayır. Yok domatesi kime sattı? Yalan söyle. Domates bir şey satmadı. Şey Salihan'ın arkadaşı var. Ya o durakta. O da Teslime mi? He. Bu kadın geldi evden telefonu çaldı gitti kocası bulduğu koca. Mükannem. Bu da telefonu çalan. Bu onun kocası bulduğu koca telefonu çaldı gitti bu Melek Hanım. İki lafı bir araya getiremez. Sıvırma evinde tanışıyor. Yalnız niye Saliha'nın etrafındaki hiç kimse iki lafı bir araya getiremiyor? İşte. Ve sağlamı yok ki. Bunu neye getirin bu adam nece yarar desem sen nece bilindir bana ben ne diyeyim o adama. Bir araya getiremedim Duga Hanım. Bu kadın lafını dinleme yani. Hiç. Ya getiremiyor ama bir dinlesek anlayacağız yok, kadını yok, yani. Yok anlamak bir şey yok. Benim anladım. Sen başta bir dinle de bana şey, öyle bağlan yani. Bir dinleyin bir başta. Ben neden bizle de konuşursan haber veririm yani. He. Bu kadın iki ablam çocuğu düşürmüş. Kim düşürmüşüm? Tuncay mı ablam? Ablam düşürmüş çocuğu. Kadın çocuğu düşürdü, düşürdü mü diyor. Peki? Kocasına da haber vermişler. Kocası gelince kavga edecekler diye bunlar bayramın yanına gitmeye çalışmışlar bence. Aramış çocuğu. Hayır canım hayır alakası yok. Ben öyle anladım gibi çocuğu kadın yok. Düşürdü diyor ya kocası gelecekti biz de bayrama ulaşmaya çalışıyorduk telefon. Çocuğu elimden alacak diyordu. Neyse. Bayram da bu Melek Hanım için demişti domates sattım hatta ifadesini de söylemişti. E tabii işte sen ben buna Melek'e Melek Uysal değil mi? E tamam Melek Uysal Salihan'ın arkadaş olarak bilirim kendisine domates satmıştım. Benim de iyice kafamı karıştırdınız. Ben unutmam çünkü tamam, o yüzden tamam. Dedim. Bilmiyorum ben o kadını bilmiyorum sonra öğrendim. Ben o kadını... O kadının ismini... Ya senin polise verdiğin ifade bu. Kadının ismini bilmiyorum. Ben kadının ismini daha yeni öğrendim. O domates sattım. Kadının ismini daha yeni öğrendim. Evet. Şimdi işte Melek bu domates sattım dediğim Melek işte bu Melek. Domates sattım. Kadının ismini bilmiyordum. Daha yeni öğrendim diyorum size. Abi. Yahu sen sordun. Tuncay'ı ama Melek Uysal'ı Salihan'ın arkadaşı olarak bilirim. Kendisine domates satmıştın diye polise verdiğin ifade. İşte Melek de bu Melek. Ben de o yüzden domates sattım mı diyorum. Şimdi hayır diyorsun. Teslimeyi çıkarttınız. Teslimin ismini geçen... bilmiyorum diyorum ama dikkat ederseniz. Domates sattım. Kadının ismini bilmiyorum. Ama İsmi teslime yeni öğrendim. Peki Melek Uysal lafını nereden biliyorsun? Yayında bağlanıyor hocam. Şimdi. Yahu sen polise bu ifadeyi ne zaman vermişsin? O kadının bak ismi bak hocam. O, bir dakika bir dur. Bir saniye. Dur. Bu ne ifade yayından önce. 14 Mayıs 2019. Yayından önce. 14 Mayıs. 14 Mayıs 2019'da demişsin ki ben Melek Uysal'ı Salihan'ın arkadaşı olarak bilirim. Kendisine domates satmıştım. İşte ben de Melek'e görünce domates sattın mı dedim. Şimdi teslimeye geçtin. Yani Melek Uysal kadının lafını... Kadının ismini bilmiyorum. Ben şimdi bir kadının kim ismini veririm ya. Yahu ben Bayram sana biliyorsun Bey. Bilmiyorsun. Sen polise niye o zaman tamam. Söyledin? Özür dilerim. Olur diye düşündüm. Bayram Bey olur. Bir dakika gargaraya getirme. Gargaraya getirmiyorum 14 hocam. Mayıs'ta evet. Melek Uysal lafını nereden biliyordun? Polis bana sordu. Melek Uysal'a... Bunlar
Telefonu çaldı. Ben de domates sattım dedim o kadına. Ama kadın şimdi bilmiyorum melek mi? Ayşe mi? Fatma mı? Hiç öyle değil. Melek Uysal lafını daha önceden biliyordun. Bilmiyorum hocam. Ya biliyordun çünkü biz burada Melek Uysal'ın röportajını yayınladık. Bir şeyler söyledi, evinde kaldım falan diye evi de gösterdi. Sen de dedin ki hayır evimde kalmadı. Kalmadı. Aa da işte ben buna 3 güne domates sattım dedin. 3 gün domates konuştuk ya işte oradan çıktı o mevzu. Benim sattığım domates sattığım kadın bu kadın değil. Sen polis de bana sorduğunda Melek Uysal dedi ben o ismi olur diye. Ama sen burada resmini de gördün. Kendi fiziğini de ifadeyi, gördüm. İfadeyi söylüyorum ben hocam. Hayır ya ne yayında ifadeyi? Da bu kadıncağızın röportajı yayınlandı da ben işte buna domates sattım diye anlattın ya burada izledik hepimiz. Tamam ne bileyim ben bu kadın o kadın ya. E şimdi nasıl o zaman o kadın değil diyorsun şimdi söylüyorum teslim şimdi, ediyorsun. Bu kadın değil. O kadın sadece uzun o kadın kapalı. O, öyle söylemiştim daha önce yayınlarda. Ben domates sattım kadın kapalı. E niye polisi yanıttın Bey, o yayın... zaman? Ya ben aa, polisi bir dakika bırakıyorum kenara yayında. Yayında röportaj çıktığı zaman bunu söyledi. Şimdi vaktim olsa gösteririm bunu. O kadın değil dedim. Hatta size yayında kaç kere o kadın değil. Bu kadın değil dedim. Her zaman söylüyorum ben. Benim domates sattığım kadın kapalı. Tülbentli. Ona mı alalım? Silifke taşlı duran orada kadın. Bende numarası var. İyi aray. Bu kadın o kadın ben bu ifadeyi okudum da sen yayında evet ben domates sattım ya polise verdiğim ifade polis bir kadın sordu bana kadın domates sattın mı sattım dedim ben Melek Uysal mı ismini bilmiyorum ben de evet dedim. Öyle attın evet ismini dedim. Bilmiyorum kadının. Kadının ismini bilmiyorum domates sattım ama. O zaman sizin söylediğiniz her şeye çok böyle bir inanmamamız lazım. Onu anlıyoruz yani siz benim kafanıza sattım, göre kadın değil. Demek ki laf ediyorsunuz polise verdiğiniz ifadede dahi. Hani rastgele konuşabildiğinize rastgele, göre... Rastgele konuşmuyorum. E rastgele konuştuğunu bilen bir insan. O zaman... Polis bana polis... sormuşsa... Ha, domates sattın mı kadına? Dersin. Sattın. Ya, adı ne? Adı ne? Melek demişimdir bu polis nereden bilsin domatesi? Polis sen domates sattın mı diye sormaz. Adamın nereden aklına zaten gelsin polise? Zaten domatescisi. Polis demiş ki... Melek Uysal'dı sana sormuş tanıyor musun diye... Sen de demişsin ki Saliha'nın arkadaşı olarak bilirim kendisine domates satmıştım. Buyurun. 14 yani polis bayağı. Nereden bilsin tamam, domatesi falan? Bir kadın domates sattı ben o kadını bu kadın zannediyorum. Ne bileyim ben görmedim ben bunu görmedim. Yok. Peki Bayram Bey. 14 Melek Mayıs'ta. Hanım'la Muhammed Bey'le ve biraz önce bizim muhabirimizle röportaj yapan hanımla aranızda bir husumet var mı? Ya tanımıyorum. Ben hayır, Muhammed tanıyorum. Ne? Tanımıyorum ayrı. Yani şimdi bu Muhammed Bey senin komşun. Tanımadım insanla ben nasıl bir husumetim olabilir hocam? Hiç mi tanımıyorsun? Tanımıyorum tabii. Görmedin. Evet. Bu şeyi, bu hanımefendiyi de hiç görmedin. Evet görmedim. Ama diyorsun domates sattım. Domatesi ona satmamışım. Bu kadın şimdi. Değil ben domates sattım. Kadın bu kadın yani, değil. Tanımadığına sattım. Göre. Kadın Silifke taş ucu dolmuş duranın orada. Peki bir dakika tanımıyor, peki, tanımadığına niye göre. Niye şimdi bir hafta önce pardon, de duydu da şimdi aranızda ne oldu teslimeye döndü? Aranızda bir husumet yok demektir. Ya yok sorun. Tanımadığına yok. Göre. Tanımıyorum ki tanımadım. Yok. İnsanlar ne husumetim olsun ki? Tamam işte bir düşmanlık oh. Olmadığına göre bunların üçü birden. Sana karşı niye yalan beyanda bulundular? Birilerinin satın almadığını nereden biliyorum hocam? Peki bir şey söyleyeceğim. Birilerinin buyurun. Satın alması için... Şimdi açıkçası bak şöyle söyleyeyim. Bu Tuncay'da kredi kartı çıkmasa... Evet. Ya bu Tuncay'daki kredi kartı benim kafamı bulandırıyor. Tuncay'da zaten uçmuş. O da ayrı bir mevzu da. Ben Tuncay'da tanımıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim yolda abi. Yolda görüyorum ama tutulmuyor. Ama bak şimdi diyorsun ya birisi tutmuş falan... Şimdi benim aklıma ne geliyor biliyor belki musun? Yani bu kadın adında da bir genel eve falan mı? Yani bildiğimiz anlamda genel ev dedi. Bir yere falan mı satıldı falan diye geliyorum. Kim tutacak? Yani evet. Ne menfaatleri olabilir? Bu kadını birisi alacak. Bu kadının üzerinden bir menfaat sağlayacak ki bu insanları tutup sana karşı laf söylettirecek. Nasıl bir menfaati olabilir? Bilemiyorum artık ne menfaati varsa bilemiyorum. Ama yalan söylüyor ondan eminim. Kendimden de eminim. E peki Tenzile nereden aklına geldi? Geçen hafta Tenzile gelmemişti aklına. Şimdi nasıl Tenzile geldi aklına? Tenzile. Teslime. Teslime. Arkadaşıma telefon açmıyorum. O kadının ismi neydi dedim. O da söyledi. Numarasını verebilirim. Hangi teslime yalnız? Bak burada da teslime. Ya Silifke taş ucunda. Taş ucu dolmuş durağı var. Kadın orada. Tuvalet bekliyor. Sana domates sattı mı? Yok, bu değil ya. O komşum benim. Ben de diyorum, siz ne diyorsunuz ya? Siz öküz altında buzağı arıyorsunuz da, öküz altında buzağı olmaz.
Abi ben hiç görmedim. Hiçbir şey söylemiyorum. Ben senin verdiğin ifadeni okuyorum. Ben bir şey söylemiyorum ya ki. Ya ben de diyorum ki bu kadını hiç tanımıyorum. Tamam, o zaman bunu bak, yanlış vermişsin yani, evet, bu ifadeyi. Evet, bu ifadeyi yanlış vermişim. Nasıl yanlış vermişim? Ben bir kadın domatesi sattım, ismini bilmiyorum. Polis bana anladım demiştir. Melek miydi? Ben de evet demişimdir mutlaka. Anladım, tamam. Evet, tamam. Ben doğruyu konuşuyorum ya. Tamam, son 20 saniye. Efendim işte dün de bu sefer 19 yaşında bir genç kadını kaybettik. Esenler otogar bağlantı yolu üzerinde gece saat 3 sıralarında Mehmet Ali Atış 19 yaşında, Hazal Tektaş 21 yaşında aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkıyor ve maalesef Mehmet Ali Atış Hazal Tektaş'ı silahla öldürüyor. Kendisi de intihar ediyor. Çok acı. Ne kadar konuşsak da demek ki ya bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Ya. Gitti şimdi iki tane gencecik insan. Neden ne? Ne bileyim. Reklamlardan sonra Pati buldular. Pati buldulardan sonra Deniz Türeyli öyle haberini izleyebilirsiniz. Savoir comment oublier ces heures.